Hoş geldiniz. Ali İmran suresinin 96. ayetinde Kabe için insanlar için yeryüzünde kurulan ilk ev denmektedir. Yine Enam suresinin 92. ayetinde de Kabe'den Ümmül Kur'a yani şehirlerin anası merkezi olarak bahsedilir. Kabe şehirleşmenin başlangıcı sayılır ve göçebelikten yerleşik düzene geçişi sembolize eder. Bildiğiniz gibi Kabe'nin ilk yapıcısı Hazreti Adem'dir ve onun iki oğlu vardı. Birisinin adı Kabil'di. Kabil çiftçilik yapardı. Diğerinin adı ise Habil'di. Habil ise çobanlık yapardı. Kabil, Habil'i kıskançlık sebebiyle öldürdü. Çiftçilikle uğraşan Kabil, toprağa ve mahsule bağlıdır. Bu sebeple de yerleşik düzeni, şehir hayatını sembolize eder. Çobanlık yapan Habil ise herhangi bir coğrafyaya tabi değildir. Sürüsünü doyurabildiği her yer onun için vatandır ve bu sebeple de göçebeliği sembolize eder. Çiftçi Kabil'in çoban Habil'i öldürmesi ise yerleşik toplumların göçebe toplumlara galip geleceği şeklinde yorumlanır. Roma İmparatorluğu'na kadar tüm dünyada evler, yapılar ahşaptan inşa edilirdi. Roma ile taş binalar dönemi başladı. Şimdi demir ve betonla devam ediyoruz. Fransız fikir adamı René Guénon evlerin inşasında ahşaptan taşa sonra da çeliğe geçilmiş olmasını insanın katılaşmasının bir sonucu olarak yorumlar. İşte bugün de yapılaşma, şehirleşme ve planlamayı konuşacağız. Konuşmacımız şehir plancısı Sayın Hüseyin Koç. Birkaç cümleyle özgeçmişini okumak istiyorum. 1972 Sivas doğumlu. 1992 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünü bitirdi. 1994 yılında kendi firmasını kurarak serbest şehir plancısı olarak iş hayatına atıldı. 2004 yılında Mimar Sinan Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. 2005-2009 yılları arasında Mimar Sinan Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2009-2014 yılları arasında Büyükçekmece ve ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde meclis üyesi olarak görev yaptı. Halen kurucusu olduğu Metropol Kentsel Tasarım ve Şehir Planlama Şirketi'nde genel müdür olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır. Oturum başkanı ise vakıf başkan yardımcımız Sayın Faruk Sezgin. Faruk Bey de kendisi bu alanda Türkiye'nin sayılı firmalarından birisi ve büyük firmalarda iş yapan birisi kendisi. Sayın Hüseyin Bey'i, Hüseyin Koç Bey'i ve Sayın Faruk Sezgin Bey'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Mikrofona alışık olmadığım için açık mı kapalı mı öğrendim şu anda. Yok şu anda açık. Yok sesim geliyor galiba değil mi? Tamam. Diyelim sağ ol. En küçükleri sensin. Doğru. Yani açık olmasa da sorun yok. Eyvallah. Cümleten hoş geldiniz diyorum. Vaktimize tabii ve konferansımıza hoş geldiniz diyorum. Şimdi ben fazla konuşmayacağım. Yeter kadar konuşuyorum başka zamanlarda. Eyvallah başkanım. Emrin olur. Hepimizi tanıdığım için biz bizeyiz zaten. Sorun yok. Konuşmayı da seven bir adamım. Başka bir zaman çok konuşuruz zaten. Şimdi bugünkü konumuz belediyecilik ve planlama. Belediyecilik açık ve net. Hepimiz biliyoruz. Nedir? Yerinde hizmet. Yani
halka yerinde hizmet etmek. Nedir? Elektrik, suyu, bordürü, işte zabıtası, kendine göre güvenliği, kendine göre fiyat kontrolü, ekonomi kontrolü, böyle. Esas planlamaya ben geleceğim. Esas planlamada şu, planlamada geçmişte geleceği birleştirmek, gelecekte insanların huzurlu ve güvenli, mutlu bir şekilde yaşayacak ortamları oluşturmak. Buraya kadar hepsi tamam. Hüseyin Bey'e biraz sonra sözü bırakacağım ama bir kelam edeceğim orada. Bizim Türkiye'de, ben de inşaat mühendisiyim bu arada. Dolayısıyla planlamayı şunu bunu az çok biliyoruz. Tabii istiyoruz ki güzel şeyler yapılsın. Halkımızın huzuru ve mutluluğu içinde güzel imalatlar, güzel şehirler, güzel kasabalar, güzel köyler hepsi yapılsın. Ama tabii bunun için altyapı lazım. Altyapı da ne? Baktığın zaman hep hani söyleriz. İşte başkanımın bir tane diyeyim bir arazisi var. Bir bakarsın işte 3 katlıdır. Bir bakarsın koca bir tane bina dikildi. Niye dikildi? Niye dikildi mesela? Bunun altyapısı var, elektriği var, suyu var, kanalizasyonu var. İşte mesela Maslak civarında gördüğümüz veya karşıda Koza Tağı'nda gördüğümüz binalar gibi. Bu planlamaların iyi yapılması lazım. Bu benim uzmanlık alanım değil ama bunu tetikleyen birçok faktörler var. Ben Erzincanlıyım, 7 kardeşiz. Şimdi köyümüzde şu anda hiç insan yok. Genel başkanım da bilir. İşte mezarlık da kalmadı. Çünkü muhtar da kış geldi mi Erzincan'a gidiyor. Köye kamyonu götür şey yap. Biz 7 kardeşiz. 7 kardeşin tamamı İstanbul'dayız. Böyle bir dünyada yok. Yani düşünebiliyor musunuz? Geliyoruz İstanbul'a. 7 kardeş hepimizin 5-6 desen 50-60 kişi. Gelmişiz ne köyümüzde durmuşuz. Ne oralara bakmışız. Ne imalat yapmışız. Buraya gelince de gece kondudan başlıyoruz. Sonra da tutuyoruz, gökdelenlere dikiyoruz. Ondan sonra diyoruz ki bu gökdelenler niye dikildi? Dönüp bakmıyoruz ki bunun müsebbibi biziz diye. Başkanım, belediyecilik böyle bir şey galiba değil mi? Şimdi Hüseyin Bey'e ben bırakayım. Derinlere direkt derinlere dalmayalım. Hüseyin Bey top sizde. Tamam, eyvallah. Teşekkür ederim bu arada. Kendimi tutamam falan sonra derinlere. Öyle mi? Olsun, olsun. Sorayım. Evet. Ben de Sayın Vakıf Başkanımız başta olmak üzere bu ortamı bize sağlayan tüm çalışanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Sesim rahat geliyor bilmiyorum ama böyle yakınmış çok lazım. Daha iyi geliyor. Peki. Faruk abi tabii açılış konuşması yaptı. Çok farklı noktalara gitti geldi ama en sonunda işi mühendis olduğu için betona ve inşaata bağladı. Bu binaları buraya niye dikiyorsunuz diye de sorguladı. Sağ olsun. Tabii bugünkü konumuzun daha doğrusu bugün konuşacağımız konu başlığı belediyecilik ve planlama. Temelde baktığınız zaman iki kavram birbirine geçmiş durumda. Yani belediye ile planlamayı birbirinden ayırmak mümkün değil. Çünkü belediyeler planlama kararlarını çıkartırsanız zaten çöp toplayan bir kurumdan öteye ya da çevreyi temizleyen bir kurumdan öteye geçmeyecektir. Şimdi bu iki kavramı biraz farklı farklı irdelemek istiyorum. Öncelikle belediye kavramından kısaca bahsetmek istiyorum. Biraz da geriye gitmek istiyorum aslında. Neymiş, ne olmuş, günümüze kadar nasıl gelmiş, nasıl bugünkü bildiğimiz belediyeler oluşmuş. Bu konuda herhalde yeterince bir aydınlatıcı fikir vereceğim diye düşünüyorum. Şimdi belediye kavramı kısaca bir şehrin umumi işleri ve her türlü ihtiyaçları bakan idare. Bugünkü anladığımız anlamda. Hatta genel anlamda siyasetçiler şöyle de kullanır. Derler ki işte doğumdan ölüme kadar biz belediye olarak vatandaşların yanındayız ve hizmet veriyoruz derler. Şimdi tarihe baktığımız zaman Yunan döneminde site, Roma'da municipe şehir tarzı yönetimlerinin oluşturduğu formdan günümüze kadar dönüşmüş hali aslında bugün yaşadığımız kentler ve belediyeler. Zaten İngilizce'de bir kelime var biliyorsunuz. Municipality yani belediye anlamında. Bu iki kelimenin birleşiminden oluşmuş. Batı uygarlığında 18. yüzyıla kadar aslında belediyecilik hakkında çok fazla bir gelişme yok. Yani çok da bir ilerleme de yok. Bildiğimiz kentler, işte
kendi içinde bir şekilde bu işleri götürmüşler. Fakat özellikle 18. yüzyılın sonunda sanayi devrimiyle ve Fransız ihtilaliyle birlikte kentlere çok ciddi anlamda bir göç akmış. Bu akan göç kentlerdeki hayatı tabii alt üst etmiş. Çarpık yapılaşma, hava kirliliği, altyapı yetersizliği gibi bir takım sorunlar, işte yangınlar vesaire ortaya çıkınca insanlar zorunluluktan dolayı belediyenin lüzumlu bir kurum olduğunu düşünmeye başlamışlar ve buna dönüp de çözümler üretmeye başlamışlar. Yani belediye kavramı Batı'da sanayi devriminin başlaması ve Fransız istilaliyle oluşan yapının tetiklediği sonuçlarla ortaya çıkmış. Batı medeniyetlerinde iki tip belediyecilik yaklaşımı var. Birincisi federal devletlerdeki belediye örgütlenmesi. Bunun için Almanya ve Amerika söylenebilir. İkincisi de üniter devletlerdeki belediyecilik anlayışı. Bunun için de İngiltere örneği olabilir. Japonya belediyeciliği örneği olabilir. Bir de sosyalist belediyecilik diye bir kavram var biliyorsunuz bu Doğu bloku dağılarına kadar. Onların bir belediyecilik anlayışı var. Bir de Fransız tarzı belediyecilik söz konusu. Geçmişte Batı'da bunlar olurken Osmanlı'da ve bizim bölgemizde neler oluyordu diye bakarsak da Osmanlı dönemini ikiye ayırabiliriz. Kuruluşundan tanzimata kadar ki olan dönem aslında geleneksel dönem. Yani bu dönemde belediye olarak adlandırdığımız hizmetleri merkezi teşkilatın, yönetimin Taşlı'daki idarecileri tarafından ve o bölgede örgütlenmiş olan halk tarafından karşılandığı, temin edildiği anlaşılmaktadır. 1850 yılına kadar belediyelerin adı ve kavramı yok. Bu işi yöneten ve yürütenler vakıflar, loncalar, artı o bölgede hizmet veren kadılar. Vakıfların, siz de bir bakıyorsunuz Sayın Başkanım, bu kadar yaygın olması bir takım gerekçeleri ve sebepleri var. Onlar da sistemde topluma olan görevlerini yerine getirmek için kentlerde ortaya çıkan su işleri, temizlik, aydınlatma, park bahçeler gibi hizmetleri vermek üzere örgütlenmişler ve bu sistemi bir şekilde çözüyorlar ve çözmeye de devam ediyorlar. Bu yapının, tabii bu ortamın en büyük özelliği de halktan vergi alınmadan bu hizmetlerin karşılanmış olması. Halk aslında bu durumda çok da memnun. Yani şikayetçi de olmuyor. Özellikle bu kadı meselesiyle ilgili küçük bir bilgi daha vermek istiyorum. Osmanlı'nın mülki yapılanması biliyorsunuzdur. Kazaskerlik üzerinde çoğunlukla Sayın Savcım da burada yoğunlaşmış durumdadır. Eyalet, sancak, kaza ve köy şeklinde tanımlanmış olan bu yapının özellikle kaza kısmı Rumeli kazaskerliği ve Anadolu kazaskerliği yapıları altında örgütlenmiş durumda. Yani Rumeli kazaskerliği ve Anadolu kazaskerliği Osmanlı'nın temel idari yapısını askeri alanlar hariç yöneten, sevk ve idare eden yapıya sahip. Burada yani kazada en yetkili makam ise kadıdır. Kadı devletin hem hukuk sistemini temsil eder, hem devleti temsil eder, hem de bu bölgenin belediye başkanı gibi de algılanır. Yani imarla ilgili bütün ihtiyaçları karşılayan ve onlara onları yöneten makam olarak da kadılar bu işi sevk ve idare etmişlerdir. 1950'li yıllara geldiğimizde Tanzimat sonrası ve Cumhuriyet'e kadar olan dönem aslında Osmanlı'nın ilk belediyecilikle tanıştığı dönemdir. Çünkü Osmanlı Devleti'ndeki bürokratların birçoğu artık o dönemde batılı eğitim almaya başlamışlardır. Batılı akımlardan etkilenmeye başlamışlardır. Ve batılaşma yönünde reformlar yapılması için de devleti sistemi zorlamaya başlamışlardır. Bununla ilgili bir başka gerekçe daha vardır aslında. Yani belediyelerin oluşmasını olgunlaştıran ve ortaya çıkartan, biraz evvel bahsettiğim vakıflar çok etkinken işte 16. yüzyılda toprak sisteminin bozulması, 19. yüzyıldan itibaren de ekonominin bozulması, vakıflar gelirlerinin düşmesi aslında birer vakıfları sistemin içinden
dışarıya doğru çekmiştir. Ve sonuçta ortaya görülemeyen hizmetler ve sorunlar kalmıştır. Ki bu koşullar altında ilginç bir tesadüf oluşuyor. Kırım Savaşı sırasında İstanbul'a gelen kalabalık sayıdaki Fransız, İngiliz ve İtalyan askerlerini barındırmak ve bunlara yönelik altyapı yetersizliğini çözmek üzere işte bir takım hesaplar yapılıyor, çalışmalar yapılıyor ama çıkılamıyor işin içinden. Sonra Fransız tarzında 1854 yılında şehre emaneti kurulmasıyla bu işlem sonuçlanıyor. 13 Haziran 1854 yıl tarihinde yayınlanan nizamname ile belediye hizmetlerinde şehremini dönemi başlıyor. Yani 1854. 1857 yılında İstanbul'da 14 tane daire, belediye dairesi kuruluyor. Yani İstanbul'un tamamı 14'e bölünüyor ve bunların her biri birer belediye olarak tanımlanıyor. Bunlardan en meşhur olanı belki biliyorsunuzdur. Beyoğlu 6. daire adı olarak, hatta bugüne kadar gelmişti. Beyoğlu Belediye Başkanı finansına giden varsa görür orada 6. daire diye yazar. Bu Fransız tarzı belediyeciliğin Türk belediyelik sistemine dahil edildiği ve ilk hayata geçtiği yerdir. Bu 6. dairenin kuruluşundaki ve çalışmalarındaki temel amacı ise şu, işte mahalle, çarşı, pazar düzenini temizliğini sağlamak, yapı işleri, yol, kaldırım, su yollarının yapımı gibi takım görevleri tanımlıyorlar ve bunları yerine getiriyor. Ne zamana kadar? 1913 yılına kadar. 1913 yılında 6. dairenin de varlığı sonlandırılıyor. Bütün bu daha önce kurulmuş ama hukuken hayata geçememiş diğer 13 belediyeyi de kapatarak tamamını İstanbul Şehre Emaneti bünyesinde tek elde topluyorlar. Osmanlı dönemindeki belediyecilikle ilgili süreç temelde bu şekilde. Yalnız burada başka bir şeyden daha bahsetmekte fayda var. 1864 yılında vilayet nizamnamesi çıkarılıyor. Bu Osmanlı açısından mülki idare yönünde bir dönüm noktası. Çünkü merkezi yönetimin yükünü azaltmak ve bunun bir kısmını kentlerin her türlü imar faaliyetini yürütmek üzere belediye meclislerinin kurulmasına karar veriliyor. 1864 yılında bu yeni alınan nizamname ile vali ve kaymakamlık makamları tahsis ediliyor ve vali ve kaymakamlar bulundukları şehirlerde seçilecek meclisleri yönetmek üzere meclisin içinden birisini reis, yani belediye başkanı sıfatıyla atamakla görevlendiriliyor. Ancak bu bir şekilde hayata geçmiyor ve yaşatılamıyor. Devam edeyim. Tamam, peki. Şöyle, ben başta söyledim. Ben biraz geriye gittim ama 45 dakika konuşma süremiz, 30 dakikada soru sorarız. Daha var, problem yok. Tabii Cumhuriyet'le birlikte bundan sonraki süreç Cumhuriyet dönemiyle ilgili bahsedeceğim. İşte Cumhuriyet'in ilk yıllarında yerel yönetimlerin temel işlevi şudur. Savaşlarla yıkılıp yakılmış ülkeyi onarmak en temel sebeplerden bir tanesi bu. İkincisi 11 milyon olan nüfusun artışını temin edecek hijyenik ortamlar yaratmak. Yani salgın hastalıklardan korunacak koşullar üretmek, işte kanalizasyon veya içme suyuyla ilgili sıkıntıları çözmek, insan sağlığını etkileyecek diğer faktörleri ortadan kaldıracak çözümler üretmek. Yani belediyeler, yerel yönetimler imar dışında bugün pek ilgilenmediğimiz, belediyecilik olarak ilgilenmediğimiz sağlık sektöründe en önemli aslında senek ve idare eden kurumları halinde algılanıyor. Tabii Cumhuriyet dönemindeki belediyeciliği birkaç bölüme ayırmak lazım. Bunlardan bir tanesi 1930'da 50'li yıllar arasındaki devletçi ve tek parti dönemi. Şimdi Cumhuriyet'in ilk yılları tabii tek parti var iktidarda. Osmanlı'dan bir miras devralınmış, işte bir takım yapılar söz konusu. Bu yapılarla birlikte kentsel yapıyı ya da kent hayatını organize edecek yeni kanunlar ve yönetmeliklere ihtiyaçlar var. Bununla ilgili olarak da 1930 yılında 1580 sayılı hepimizin bildiği meşhur belediye yasası çıkartılıyor.
Bu yasa Cumhuriyet tarihinde yürürlükte kalan en uzun yasalardan birisi. Yani 3 Temmuz 2005 tarihine kadar 75 yıl boyunca yürürlükte kalıyor. Yani oldukça uzun bir süre aslında. Bu yasanın yerine 2005 yılında 5393 sayılı yeni belediye yasası kadar da varlığını sürdürmüş oldu. Bu yasanın temel amacı modern, batılı görünümlü kentler oluşturmak olsa da aslında yeni kurulmuş olan devletin gücünün büyük bir bölümünün genelde dağıtılmasını içerir. Yani devlet diyor ki ben yeni kuruldum ama bu yetkiyi ben genelde paylaşayım. Belediye kanunuyla, 1380 sayılı kanunla da bu işi toplumun bütün kesimlerine aktarayım diyor. Buna neden olan gerekçe ise kentleşmede eğer bir başarısızlık söz konusu olur ise bu çok ilginç aslında yeni kurulan devletin gücü sorgulanmasın. Oradaki sorgulanacak kişi ve kurum belediye başkanı ve şey olsun belediye olsun. Yani bir kent düşünün. İşte örnek verelim Kayseri. Kayseri'de yeni kurulan Cumhuriyet bir takım şeyleri yapamadı diye algılanmasın. Kayseri Belediye Başkanı başarısız olsun. Ya da Sivas olsun. ya da belediye yönetimi yeterince etkin çalışamadı olsun. Bu kusur kabahat Cumhuriyet'in kurucularına ya da yöneticilerine ya da işte o dönemki yönetime mal edilmesin. Bu nedenledir ki merkezi yönetim 1580 sayılı bu yasa ile gerçekten devletin birçok elindeki sevk ve idare edebileceği konuyu aslında yerine bırakmıştır. Çok partili döneme kadar ilginç bir nokta daha var aslında. Bütün bu uygulamada belediye başkanları bu 1580 sayılı yasayla oluşacak belediye meclislerinden yani seçimle gelen belediye meclisinin içinden çıkarken iki tane il bu işten müstesna tutuluyor. Bir tanesi Ankara, bir tanesi İzmir. İzmir'de ve Ankara'da belediye başkanı valilik bakanlığıyla birleştiriliyor ve 1957 yılına kadar hükümet tarafından atanıyor. Bu iki şehir sembol kent olarak kabul ediliyor ve bunların yönetimi hiçbir şekilde halkın eline bırakılmıyor. Ki bu şehirler işte Türkiye'de rol model olsun, diğer kentlerde bu kentlere benzesin isteniyor. 1580 sayılı kanunun temel gerekçeleri ise şunlardı aslında. Eşitliği sağlamak, belediyeler arasındaki eşitliği sağlamak, icraatlarda özellik sağlamak, yani yerelin güçlenmesini sağlamak, güçlü merkezi yönetimin denetimini sağlamak sadece. Yani icrayı yerele bırakmak, merkezi otorite de onları denetleyecek. Bir dördüncüsü halkın denetimi, seçilmiş meclis aracıyla demokrasiyi geliştirmek. Beşincisi de belediye teşkilatlarına çok geniş hizmet alanı tanımak. Biliyorsunuz 1580 sayılı yasa 2000 nüfus ve üstündeki yerleşim alanlarını belediye olarak tanımlıyor. Yani bu bugün mesela böyle bir şey yok. Bu rakam arttı biliyorsunuz. O dönemde Türkiye'nin bütün her tarafına yerel demokrasinin ya da seçimlerin, seçilmişlikle bir yeri yönetmenin duygusunun girebilmesi için sayı aslında bu kadar düşük tutulmuş. 1933 yılında bu oluşan yeni kanunla oluşan belediye yapılarının ekonomisine finansman yaratmak için de Belediyeler Bankası kuruluyor. Daha sonra tabii belediyeler kurulmuş, yeni şehirler oluşuyor. Yetişmiş personel ihtiyacı çok. Bunlara teknik destek vermek amacıyla da 1935 yılında 2763 sayılı yasa ile belediye imar heyeti kurularak belediyelere teknik hizmet desteği sağlanıyor. Şimdi bu iki kurum 1945 yılında hem mali ve hem de teknik yapılar bir araya getirerek bugün bizim bildiğimiz İller Bankası oluşturuluyor. İller Bankası İl Banka dönene kadar, günümüze kadar bu faaliyetini ve icraatını sürdürmüştür. Bu dönem belediyeci çok partili seçimlerin yapılması ile aslında sona ermiş. 1950 ile 60 arasını da Menderes dönemi belediyeciliği diye tanımlamak mümkün. Ben biraz fazla uzatıyorum bilmiyorum ama umarım şimdi ilginizi çekiyordur. Şunu açayım ben tekrar. Şimdi tabii bugünkü konumuz bizim belediyecilik ve plan dedik ki aslında
geriden doğru gelmek tamam. Ama bugünkü şeydeki, tabii bizim belediyecilik sıkıntılarımız, yerel yönetimlerle olan sorunlarımız. Çünkü belediyecilik tabii yerinde yönetim ve halkın mutluluğu ve huzuru dedik ya. Şimdi bunun için bugün geldiğimiz nokta ne? Geldiğimiz noktada eksiğimiz ne? Gediğimiz ne? Yani biraz sonra tabii planlamaya da geleceğiz. Biz çocukken şunu söylenirdi. İşte Ankara'da plan yapılıyor. Caddeleri 20 metre yapmışlar. Atatürk de demiş ki onu 40 metreye çıkaralım. Yani niye mesela? Dolayısıyla esas şeyin sorunun şeyine gelebilirsek zamanla belki daha iyi kullanabiliriz diye. Peki, düşünüyoruz. Tabii şimdi aslında bu kadar geriden başlamanın sebebi hani bugün yaşadığımız belediyeleri daha iyi algılayabilmek için biraz geçmişlerine bakmakta fayda var diye düşündüm. O yüzden böyle biraz tabii bu Menderes dönemi belediyeciliği kısaca bahsetmekte fayda var. Çünkü kentlerimize bugün yaşadığımız birçok sorunun başlangıç noktası aslında. Yani o dönemde biliyorsunuz tarımda makinalaşma dönemi başlayınca iş gücü köylerde kendine istihdam alanı yaratamadığı için siz kaçta gelmiştiniz Fahri abi? Gerziyan'a kaçta gelmiştiniz? 68'de geldim. Tamam. Yani 1950'lerde şey başlıyor, köylerden kentlere göç başlıyor. Bu göçler o kadar artıyor ki kentin o tek partili dönemdeki kontrollü büyümesi bir anda patlıyor. Şehrin bütün çevreleri gecekondularla doluyor ve belediyeler bu işlerle başa çıkamaz hale geliyor. Bu dönemin aslında en kritik olan noktası budur. Bu dönemden yani günümüze miras gibi kalmış olan 3 tane temel konu var. Bir, nüfusun artan oranlarda küçük ve orta büyüklükteki kentlerde değil de en büyük kentte toplanması. Oransal olarak çok büyük miktarda. Bölgeler arasındaki dengesizliğin artması. Üçüncüsü de kentlerle kırsal alan arası bir dengesizlik söz konusudur ama kent içinde de kentin farklı bölgeler arasında da bir dengesizliğin ortaya çıkması. Yani işte geçmiş dönemde 1950 yıllarda işte Zeytinburnu'yla işte Taksim veya Beyoğlu'nun kıyaslanması gibi kabul edin. Çünkü Taksim ve Beyoğlu Şişli bölgesi kentin bütün altyapı imkanlarını almışken Zeytinburnu gecekondu bölgesi olarak hiçbir altyapıya sahip değil. İnsanlar sadece kafalarını sıkacakları, barınma ihtiyaçlarını giderecekleri bir ülke sahipler. O anlamda. 1960-80 dönemi ise sosyal demokrat ve toplumcu belediyecilik dönemi olarak diye geçiyor. Bunun en temel sebebi 1961 anayasası aslında. Bu anayasayla birlikte tanınan sosyal haklar belediyecilik algısını da değiştirmeye başlıyor. Oluşan yeni hava ve atmosferle işte 70'li yıllarda Cumhuriyet Halk Partili belediyeler ülke genelinde yaygınlaşıyor. Ve onların bu çalışmalarında demokratik sol belediyeciliği kavramı diye bir kavram ortaya çıkıyor. Yani bunun özelliği de şu, bir özel bir yerel yönetim ilkesinin savunulması, merkezi yönetimin denetiminin ise hukuka uygunluk açısından yapılması. Daha fazlasını istemiyorlar. Üretici yerel yönetim ilkesinden hareketle arsa konut üretiminin teşvik edilmesi. Bir üçüncüsü de birlikçi ve bütünlükçü belediyecilik ilkesiyle de belediyeler arasında güç birliğinin, iş birliğinin geliştirilmesi. Hatta bunu biraz daha geliştirmek istiyorlar. 1978 yılında Yerel Yönetim Bakanlığı kuruluyor ama çok kısa bir süre sonra kapatılıyor. Devamı gelmiyor. Cumhuriyet dönemi için bir sonraki kuşak dönem ise ekonomide ve yerel yönetimde yeniden yapılanma dönemi. Yani 1980 ve sonrası dönem aslında. Bu dönem hepimizin de bildiği gibi 12 Eylül İhtilali 1980'de başlayan bir süreç. Bu dönemde iktidara gelmiş olan o günkü yöneticiler Türk kamu yönetimini yeniden düzenleme çalışmalarına başlıyorlar ama belediyecilik alanında çok fazla bir şey yapmıyorlar. Daha çok ondan sonraki gelen yönetici ve iktidarlar bu işlerle ilgileniyorlar. Bu dönem büyük şehirlerin yakın çevresinde var olan çok sayıda belediyenin kapatılarak tek belediye bölmesiyle sonuçlanıyor. Yani hepimiz biliyoruz İstanbul İl Belediyesi'ne dönmüştü. Diğer bütün ilçe ve belde belediyeleri kapatılmıştı. Aynı 1913 yılındaki işte İstanbul'da kurulan 6-14 belediyenin kapatılarak şehir emanetine
devredilmesi gibi. Fakat şeyle birlikte çok tekrar seçimlere girilmesiyle, demokrasinin tekrar başlamasıyla birlikte 1984 yılındaki yerel seçimlerde ANAP iktidarı ülkenin başına geliyor ve bu belediyecilik konusunda yepyeni bir bakış açısına sahip oluyor. Ve bununla birlikte büyükşehir kavramı aslında gündemimize giriyor. Yani o dönemde çıkartılan işte 3030 sayılı yasayla İstanbul, İzmir ve Ankara büyükşehir olarak kabul ediliyor. Bunu da 1982 Anayasası'nın 127. maddesindeki hükme dayandırarak 3030 sayılı yasayı çıkartıyorlar. Arkasından İzmir, Ankara ve İstanbul'a ilaveten Adana, Bursa, Gaziantep, Konya, Kayseri, Mersin, Eskişehir gibi birçok il, Samsun, İzmit, Erzurum büyükşehir statüsüne alınarak yeni bir belediyecilik yapısı ve algısı tanımlanıyor. Bu dönemin en önemli işlerinden bir tanesi de daha önce bakanlıktan izin alınarak, yani teknik adam ve sağlık personelini istihdam edebilmek için ilgili bakanlığın oluruyla olurken, bu dönemde artık belediyeler kendi ihtiyacı olan teknik kadroları kendileri istihdam etmeye başlıyorlar ve kendileri seçiyorlar. Ayrıca çok daha ilginç olanı BİT'ler kurulmaya başlanıyor. Yani belediye iktisadi teşekkürleri kuruluyor. Belediyelerin hizmetlerin bir kısmı özelleştirilmeye başlanıyor. Yani hizmet alımı ya da mal ve hizmet alımı şeklinde çözülüyor. Tabii bu dönemde küreselleşme, işte liberal ekonominin canlanması ve sermayenin aslında kendi keşfetmesi dönemi aynı zamanda. Fakat 90'lı yıllarda koalisyon dönemlerinde bu işler biraz yavaşlıyor. Ve Türkiye o dönemde atması gereken reformları yapamıyor. 2000'li yıllara kadar bu süreç böyle devam ediyor. 2000'li yıllarda tabii yeni bir vizyon ortaya konuyor. Bu dönemde belediyecilikle ilgili 75 yıldır süren 1580 sayılı kanun yerine işte 5393 sayılı kanun çıkıyor. 3030'un yerine 5216 sayılı Büyükşehir Yasası çıkıyor. Daha sonra işte 2014 seçimlerinde biliyorsunuz 16 büyükşehir 30'a çıktı. 14 şehir daha ilave edildi. 6360'tı yanlış hatırlamıyorsam o yasayla birlikte. Yani belediye gelirleri yeniden düzenlendi. Teşkilatlanma örgütlenmesi yeniden düzenlendi. İl özel idareleri, bu da çok aslında reformcu bir değişiklik. Büyükşehir hukukları içerisinde davet edildi. Yani il özel idare, bütün yetki ve sorumluluklar da büyükşehirlere verilmiş oldu. Bugün geldiğimiz noktada İstanbul üzerinde bakarsak da İstanbul işte kendi il hudutları içerisinde 5216 sayılı yasa kapsamında işte bir büyükşehir belediyesi, 39 ilçeyle sevk ve idare edilen bir kent. Planlamayla ilgili biraz daha, bu da ilginç aslında, planlama benim açımdan bahsetmem lazım. Tabii gene bir Osmanlı girişiyle yapacağım. 1856 yılında, özür dilerim, 1848 tarihinde Edniye Nizamnamesi diye bir yasa çıkartılıyor. 1848 ilk. 1856 yılında ise istimlak ve kamulaştırma yapılmasıyla ilgili bir esas kabul ediliyor. 1856. 1864 tarihinde Turup ve Ebniye Nizamnamesi, yol ve yapılar tüzüğü, yani yürürlüğe giriyor. En önemlisi de 1882 tarihinde Ebniye Yasası, yani yasa haline geliyor 1882'de. Yani 48'den 1882'ye kadar yaklaşık 38 yıl süresinde bu durum yasalaşıyor. Cumhuriyet döneminde ilk yasa 1928 yılında 351 sayılı Ankara Şehri İmar Müdüriyeti Teşkilatı ve Vazifesine dair yasadır. İlk yasa. 1930 yılında 1580 sayılı yasanın çıkmasıyla birlikte 33 yılında kentlerin planlama çalışmalarını düzenleyen 2290 sayılı Belediye Yapı ve Yollar Yasası çıkıyor. Yani ilk o şey döneminde, Cumhuriyet döneminde
1933 yılına denk geliyor. Bu yasayla aslında hepimizin alışık olduğu o %35'e kadar kamu payı ayrılması hikayesi burada %15 olarak tanımlanıyor. Daha sonraki süreçte 1950'li yıllara geliyoruz ve 1956 yılında bugünkü kullandığımız 3194 sayılı imar kanunun altlı olan yasa, 6785 sayılı yasa çıkıyor. Bu yasada eksik kalan kısımlarda 1605 sayılı yasayla destekliyorlar. Ve günümüze doğru gelindiğinde 1984-85 yılında, özür dilerim, 3194 sayılı imar kanunu çıkarak bunun uygulamaları hala devam ediyor. Tabii bu kronolojik bir sıralama gibi oldu ama yaklaşık bir 100 yıllık süreç içerisinde aslında biz bugünkü kullandığımız kanunların son halini aldırmıştık ki yetmiyor. Biliyorsunuz bunlardan sonra 2011 yılında 641 ve 644 sayılı kanun hükmünde kararnameler çıktı. Bunlar da Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yetki ve sorumluluklarında yapılacak planları, belediyelerin sorumluluklarını yeniden tanımladılar. Muhtemelen bundan sonra yeni bir çalışma daha var. Bu imar kanunun değişikliği, yenilenmesiyle ilgili. Şimdi bir de planlama kavramının ölçeksel olarak şeyini anlatayım. Farklı izin verirseniz. Bugüne gel diyor. Yok. Bugüne gel diyor. Şimdi 60'lı yıllarda geleceğim. 60'lı yıllarda devlet planlama teşkilatıyla birlikte şimdi kalkınma planları dönemi başlıyor. Bu planları hepiniz biliyorsunuz zaten, söylememe gerek yok. Bunun bir alt ölçeği olan planlar aslında bölge planları. Yani mesela Trakya bölgesini düşünün. İçinde Tekirdağ, Kırklareli, Edirne var. Bu bir bölge. Bu bölgenin tümünün planlanması anlamında söylüyorum. Çevre düzeni planları var. Çevre düzeni planlarıyla bölge planları arasında mekansal strateji planları diye bir kavram daha yeni kondu. Bu da aslında fiziki mekana müdahale eden bir planlama şekli. Çevre Şehircilik Bakanlığı yetkili sorumlu olan planlar bunlar. Çevre düzeni planlarında, yani 100 bin ölçekli, 50 bin ölçekli planlar Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın sorumluluğundayken 25 bin ölçekli planlar da büyükşehirlerin sorumluluğunda. Bunların bir alt ölçeği olan Nazım İmar Planı ve 1/1 ölçekli uygulama imar planları da büyükşehir ve ilçe belediyelerinin uhdesinde ve sorumluluğunda olan planlama çalışmaları. Buraya kadar tamam. Yani. Bir dakika. Müsaade edin. Sorun ve fikir birazına başlayacak. Hayır, ben şey başlık sorularından dolayı. Yok, vakit kısa değil. Şimdi başkanımın şeyi var. Müsaadesi var. Konuşabildiğiniz kadar konuşalım dedi. Sorun yok. Tabii sorun şurada. Şimdi Hüseyin Bey işin tarihine girdi, şuraya girdi, buraya girdi. Böyle akademisyen gibi konuşmaya başladı. Halbuki bizim buradaki hazırım böyle akademisyen gibi şeye müsait, aslında müsait. Biz bilimsel tartışmalar da yaptık. Fikir şey değil mi başkanım? Beyin fırtınaları yaptık, neler yaptık, neler yaptık. Yani hükümete ekonomi teorileri ürettik. Bunların hepsi burada yaptık onları. Sorun o değil. Sorun şu, tabii bizim belediyecilikte ve planlamada. Planlama niye yapılır? Planlama ile de şehir plancılığı olarak yapılmaz. Yani bir vakıf kurarsın. Vakıf kurarken dersin ki ben bu vakfı kuracağım. İşte vatanıma, milletime, devletime hizmet edeceğim. Bunun işte kuruluş aşaması var. Parasal, finansal bir takım şeyleri var. Bunu planlarsın. Şimdi şehir plancılığına geleceğim. Şimdi bizim tabi orada Hüseyin Bey ve Hazır'ın sıkıntılar yaşıyoruz. Neyi sıkıntılar yaşıyoruz? Demin gerçi Hüseyin Bey Tanzimat'tan bahsetti, Osmanlı'dan bahsetti, işte daha evvelden arkadaşımız Kabe'den bahsetti, yani ilk şehirleşme. Halbuki baktığın zaman insanlık tarihine, ben dün arkeoloji müdürlüğündeydim Gürhane'de, orada bir konuşmaya şey yapmıştık. Şimdi bakıyorsun ki 500 sene, 1000 sene, 5000, 10.000 sene evvel bile şehirler var, caddeler var, konutlar var, su kemerleri var, bir takım altyapılar var. Belediyecilik bu zaten. Planlama da bunlar planlama. Demin Atatürk'ten örnek verdim. Yani Ankara'yı planlarken niye Ankara mesela zamanında planlanmamış da bugün bile hala sorunlar yaşıyoruz? Veya İstanbul'da. Niye zamanında planlanmamış? Niye adam Roma'da veya
Bizim illa da Hristiyan tarihini vermeye gerek yok. Bizim İslam tarihinde de, Türk tarihinde de birçok örnekleri var bunun şehircilikle alakalı. Niye bunlar olmaz? Niye bu konforu, huzuru, mutluluğu yaşatmak için bunlar yapılmaz? Şimdi afakanlar basıyor hepimize bu trafikten dolayı. Niye? Ben 68'de geldim, demin söyledik ya, 68'de geldim. Geldiğimde işte Nişantaşı, Şişli'yi bilirim. Aynı cadde, aynı yol, değişen bir şey yok ama yüzlerce, bir düşünebiliyor musunuz? Zincirlikuyu'daki bir tane binanın içindeki insan nüfusu, başkanım İliç Belediye Başkanlığı yaptı. İnşallah seneye de, gelecek dönemde olacağız. Şimdi İliç'in bütün nüfusunun 4 mislisi bir apartmanda. Böyle bir dünya yok, böyle bir planlama yok. Sıkıntı burada. Onun için Hüseyin Bey, benim söylemek istediğim şu, insanlar bunu duymak istiyor. Çünkü düşünebiliyor musun? Ben Şişli'de oturuyorum diyelim ki, adam bir bina yapıyor, 4 tane ilçeyi içine alıyor. Benim hakkım ne olacak? Ben vatandaşım. O yol bana yapılmış. Şimdi hani kamu hakkı diyoruz, vatandaş hakkı diyoruz, birey hakkı diyoruz, eyvallah. Peki benim hakkım ne olacak? Bu planlamalar niye zamanında yapılmıyor? Niye zamanında şehir plancılığı yok? İşte 1933 yılında bilmem ne Ankara için bilmem ne kurulu duyuyorsun değil mi? Bak kanun çıktı. Niye daha önceden planlanmıyor? Niye benim biz 7 kardeşiz, 7 kardeş İstanbul'a geldiği zaman niye oraya gelmesin? Niye gelsin? Yani o zaman gelmesin. Çünkü niye? Şu anda çok da mutlu değiliz. Bunlardan planlamadan geçiyor. Yanlış mıyım başkanım? Bunlar planlamadan geçiyor. Baktığın zaman. Sonra da tutuyoruz. Yapmacık planlar yapıyoruz. Yani işte ne yapıyoruz? Metrobüs yapıyoruz. Allah razı olsun yapanlardan. Gibi mesela. Şimdi buradan karşıya geçeceğiz. Metrobüse bineceğiz. Arabamız var. Vallahi inanın dün Üsküdar'a gittim. Vakıflar bölge müdürü. Onu anlatacağım. Sonra sorulara geçeceğiz. Üsküdar'a gittim. Vakıflar bölge müdürlüğünde toplantıyı bitirdim. Cağaloğlu'na geçeceğim. Hani dedim arkeoloji müdürlüğüne gideceğim. Lan bir trafik inanılır gibi değil. Şoföre dedim ki sen beni Marmaray'a bırak. Ne kadar da güzelmiş. Allah razı olsun yapanlardan. Marmaray'dan gittim. Sirkeci Duran'da indim. Cağaloğlu vardı oraya çıktım. Yürüdüm biraz da iyi, keyifli. Niye bundan önceden planlanmaz? Mesela bir tünelimiz var değil mi? Osmanlı'nın zamanında yapılmış tünel. Niye zamanında diğer metropoller gibi metrolarımız yapılmaz? Niye yollarımız planlanmaz? Niye? Şimdi benim ortağım var Levent. Levent Demirci'de ya diyor, abi diyor. Şimdi diyor, arazi bol. Dışarıya doğru genişleyebiliriz. Bizim Türk mimarisinde, Türk aile yapısında, Türk geleneğinde değil mi? Küçük evler vardı, yani az katlı evler vardı, müstakiller vardı, yerimiz de var. Yok arkadaş, kimse dışarıya gitmiyor, yani şehir merkezini. Merkezde imar artırdılar, 7 kat yaptılar. Demirci depremini ben hatırlıyorum, belki siz de, Demircili Levent. Demirci depremi deneyen bir deprem yaşadık. İnanılır gibi değil, şaka değil. Yarın orada bir facia olsa müsebbibi biziz. Açık ve net. Evet, şimdi sorulara başlıyoruz. Soruları söylerken... Şimdi bütün soruları alıp öyle bir cevaplayalım, yoksa karşı karşıya. Osman abi senden başlayalım abi, buyur. Yani soruyu aynı anda cevaplayalım ki sıcağı sen olsun. Doğru mu başkanım? Doğru, öyle yapalım. İbrahim abi. Eyvallah. Ben başkanım, değerli konuşmacı, bilimsel bir konferans verdi. Aslında gerek Cumhuriyet'ten önce ve geçmiş çağlarda ve gerekse Cumhuriyet dönemindeki çekilen sıkıntıları yasal olarak nasıl çözmüşler, nasıl bugüne getirmişler gayet seçilmiş güzel kelimelerle konferans verdiniz. Doğrusu ben çok teşekkür ederim size. Benim sorum şu, acaba Cumhuriyet döneminde mi daha çok büyük kentler göç aldı veya Osmanlılar döneminde mi? Bu bir. İkincisi de buradan artık şehirlerden, kentlerden tekrar köylere göç mevzuunda çok uğraştığıma inanıyorum ben. Bir ara hükümetimiz de bu konuda, belediyelerimiz de köylerine göç etmek isteyenlere destek, mali destek de verdiler. Bunun devamı gerekmez mi diye soruyorum.
ve bu önemli değil midir? Tekrar köye geçip hem toprakla hem güneşle hem oksijenle buluşmamız, toprakla bütünleşmemiz gerekmez mi diye düşünüyorum. Arz ederim, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Tabii tabii. Sıcak sıcak. Şimdi tabii ki göç hareketleri 1950'li yıllarla birlikte başlıyor. Yani tarımda sanayileşme dediğimiz kavram, makineleşme dediğimiz kavramla birlikte başlıyor. Ve bu trend 90'ların hatta 2000'lerin başına kadar çok büyük bir oranda devam ediyor. Yani bundan belki 3-5 sene öncesine kadar şöyle bir laf vardı. Herkes bilir. Her sene İstanbul'a bir eski şehir geliyor diye. Yani bu kadar yoğun göç alınan bir kentten bahsediyoruz. Yani İstanbul üzerinde konuşursak. Şimdi tabii İstanbul'un yaşayan nüfusunun işte 1980'li yıllarda 2,5-3 milyon civarındayken bugün geldiğimiz nokta 15 milyon. Yani toplamda 20-25 yıllık bir süreç içerisinde inanılmaz sayıda bir nüfus ve göç almış durumda. Osmanlı döneminde bu kadar ciddi bir nüfus hareketleri maalesef yoktu bildiğim kadarıyla. Çünkü İstanbul'a gelebilmek için bir takım kriterlere sahip olmanız lazımdı. Yoksa herkes elini kolunu sallayarak İstanbul'a gelip yerleşme şansı yoktu. Şimdi kente, kentten köye tekrar dönüş konusu, yani bu konu tamamen altyapıyla ilgili. Yani İstanbul'da bulduğunuz konforu ve keyfi ya da yaşama olanaklarını eğer kırsalda bulabiliyorsanız ve iş imkanlarını bulabiliyorsanız dönersiniz. Ama genellikle dönen kişiler emeklilik kavramıyla tanışmış, artık hani işi gücü de bırakmış, kendi biraz sosyal hayatına dönmüş kişiler aslında daha çok tercih ediyor. Onlar da biliyorsunuz yazın gidiyorlar, kışın geri geliyorlar. Benim babam da öyle. Yazın köye gidiyor. 3 ay, 5 ay kalıyor. Kışın geri geliyor. Yani sürekli kalamıyor çünkü kış oldu mu kar yağıyor, yollar kapanıyor. Hastalansa doktora gidemiyor. Yani kaçınılmaz olarak da dönüyor. Ya kışları da burada. Yani bunu teşvik etmek, buna para vermek bu iş çözülmez. Yani ben öyle düşünmüyorum. Ancak altyapıyla olur. Yani gittiğiniz yerde her türlü konforu bulabiliyorsanız bugün işte Ege bölgesindeki kasabaların çoğu artık yaz kış kullanılan yerler haline geldi. İşte biliyorsunuz Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi bölgeler artık insanların yaşam alanlarına döndü. Bunların birçoğu da İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan giden insanlar. Bu kadar. Şimdi pardon, bu dediğiniz konuya ben canlı örneğini vereceğim. Şimdi ben Erzincanlıyım dedim ya, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi var, benim de kağıt fabrikası var. Dedim ki bunu oraya taşıyayım. Hani memleket değiliz ya, istihdam yaratalım. Oradan da buraya göç gelmesin. Gittik, dedik ki vali, belediye başkanı, neyse artık bakanlığına, işte buralara istihdam yaratalım. Eyvallah. Emin olun hani köyde, kasabada sosyal yaşam dedin ya, Erzincan merkez biliriz hepimizden. Fabrikada çalışacak muhasebeci bulamadım. Genel müdür bulamadım. Yok, gelmiyor adam. Geliyor, diyor ki ben, ne diyor, sen git başında dur diyor. Dolayısıyla böyle bir kültürel bir altyapı oluşmuş. Değiştirmek çok zor. Şimdi eskiden biz ilkokulu gaz lambasında okuduk. Gaz bildiğimiz var, idare lambası. Şimdi yol var, elektrik, su, evlerin içinde hepsi var bunların. Hiçbir problem var. Böyle başkan köylerimizden yana. Ve insanlar durmuyor. Bakınız, iyi balın kilosu 100.000 lira, 100 lira yani, 100 lira. Bakınız, iyi bal olduğu zaman ben diyorum ki çıkarın getirin, pazarlaması benden. Yapmıyor kimse, yapmıyor. Yani bir defa bizim, bir şey oldu bizim topluma. Ben bilmem inşallah. Bakın, hiç unutmam Kadir Topbaş, geçen dönem belediye başkanı, halk ekmek var, organik ürünler için teşvikler verilecek. İşte gidin tarlanızı ekin. Ben alacağım diyor ya fazlasıyla. Kimse gitmedi. Yapamadı. Dahasını söyleyeyim acısını. Devlet teşvik veriyor tarlayı sürdüğün zaman, ektiğin zaman. Adam gidiyor tarlayı sürüyor. Hani traktörle. Başkanım biliyorsun. Ve biçmiyor o ekini biliyor musunuz? Sadece teşviği alıyor o yatıyor. Onun için o köy, yani kentten geriye köye dönüş konusu çok önemli bir proje. Ama esas onun ahlaki yapısına inmek lazım. Dahasını bir şey daha anlatayım. Bizim köyde, Yusuf bilir. Şimdi çocuk geliyor. Diyor ki abi diyor bana diyor iş. Oğlum diyor, evladım diyorum. Aynen söyle bizim Hasan'ın oğlunu.
Ondan sonra dedim ki bak arkadaş, köye git. Karın, çocukların eyvallah dur. Arabanı alalım. Sigortanı yapalım. Burada aldığın paranın kimisisini de verelim. Keyfini çal. Çocukları da içeri okutalım. Şişli Belediyesi'nde çöpçülük yapmaya razı olduğu dediğimizi yapmadı. Onun için bir de bunun ahlaki ve idari yapısını halletmek lazım. Onun için kütleriye dönüş bölüş biraz beni açmıyor. Buyur abi. Orada önce o kaldırdı İbrahim abi dur. Yani hakkınızı helal edin. Konuşuyorum ama duramıyoruz. Tamam mı? Sana da gelecek hemşerim dur. Haluk Bey. İyi günler diliyorum. Eyvallah abi. İstanbul'un taşı toprağı altın dersen o köyde orada dururum. Bir. İkincisi, ben 1943 senesinde geldim İstanbul'a. 75 yaşındayım. Bugün bu kargaşanın sebebi belediye başkanları. Birincisi o. Bugün İstanbul'daki kamu arazisinin üzerinde duranların çoğu geldi gece konduğu yaptı, sonra tapuyu dağıttılar. Hiç kimse de kabahat bulmayın. Bir de televizyonlar Boğaziçi'ni gösterdiler. O yalıları, villaları, sarayları. Köyde niye dursun ki adam? Niye dursun? Sonra siz metrodan bahsettiniz. Beyefendi günde kaç tane araba giriyor İstanbul'a? İstanbul tabii açık bir otopark oldu. Yani onu kabul etmek lazım. Topkapı'nın dışında tarihi bir eser yok. Şimdi metrobüs gelirleri ve metro gelirleri belediyenin cebine akıyor. Ama sen bir yandan araba sattırıyorsun. Bir üst yol yapamaz mısın? Beyoğlu'ndan ben Bahçelievler'e 1,5 saatte geldiğim oluyor. Bir üst yol yapacaksınız. Planlama diyor beyefendi Hüseyin Bey. Dinliyorum. Bir üst yol. Burada tarihi bir yer yok. Burada yaktığınız mazotla, benzinle bir üst yol yaparsınız. Ama maalesef bunu yapmıyorlar. Sonra planlama derken bilmiyorum hiç Süleymaniye Camisi'nin oradan küçük pazara doğru indiniz mi? İndim. Eminönü'nü gördünüz mü? Tabii tabii. Güzel. Orada bir tane tekne vardı, 6 tane oldu. Karaya çıkamıyorlardı, bugün karaya da çıktılar. Bunların arkasında kim var? Eminönü Meydanı, adamların elini yıkayacağı yer yok, bitleniyor adamlar. Ama bir yandan çiçek ekiyorsunuz, bir yandan bunlar sorun halinde duruyor. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Tabii burada aslında soruyor, biraz sistem var tabii doğal olarak. Evet. Haklısınız. Ben de bu kentte yaşıyorum. Beni de alkışlarsak bir yere varamayız. Doğru. Hep alkışlandığı için bunu de. Benim de aslında sistemlerim var. Ben de çok trafik çekiyorum ve ben de rahatsızım bu durumdan. Tabii hepimizin gönlünden geçen şu, toplu taşıma olsa, yani bu kadar araç olmasa ya da bu kadar aracı karşılayacak yolumuz olsa bütün bu sorunlar ortadan kalksa diye düşünüyoruz. Şimdi İstanbul'u şöyle bir hayal edelim. Bir başından bir başı 100 kilometre, denizden kuzeye doğru da 30 kilometre. Yani 100 kilometreye 30 kilometrelik bir dikdörtgen düşünün. Bunun da ortadan ikiye bölen boğaz var. Bu bandın sahil bandı olan yol kısmı, ortada E5, en üstte de TEN dediğimiz bağlantı. Yani 3 tane temel ağ var, ana arter ya da damar diye düşünün. Kenti kuzey ve doğu batı istikametinde birbirine bağlıyor. 3 tane temel yol. Bunların her biri E5 3 şerit, TEN 3 şerit, sahil yolu 2 şerit, 3, 3, 6, 2 daha 8. 8 çarpı 8 izle biz her gün herhalde bir 3 milyon kişiyi bir taraftan bu tarafa, bir 3 milyonu buraya götürüyoruz. Sonra tekrar geri götürüyoruz. Yani sistem bunun üzerine kurulmuş durumda. Daha yeni metrobüs ve metro çalışmaları işte birkaç yıl içerisinde hayata geçtiği için biraz bunlar azalmış gibi gözüküyor. Daha otobüsler ve minibüsler özellikle trafikten çıktı. Tabii bütün bunlar aslında şunu gösteriyor, benim anladığım kadarıyla 50'li yıllarda değişen bakış açısı. Yani tramvayla siz geldiğiniz zaman hatırlarsınız muhtemelen, İstanbul ölmüş iken bunun yerine lastik tekerlekli araçları teşvik etmek amacıyla tramvaylar elini tersini kenara itiliyor, hatlar sökülüyor ve yola dönüştürülüyor. Ve bu dönemden aslında günümüze kalan mesela dolmuşçuluk ve minibüsçülük kavramları var. O tarihe kadar böyle bir kavram yok. 50'lerden sonra aslında Türkiye'nin kültürüne ve toplumun içine giriyor bu kavramlar.
Şimdi İstanbul'daki trafik sorunu nasıl çözersiniz? Yeni bir yol diyorsunuz. Yani bu para demek ve maliyet demek. Yani yeni bir yol açmaya kalksanız bugün en kötü arsanın 1000 dolar, 2000 dolar olduğu bir kentten bahsediyoruz. En kötü evin 150-200 lira olduğu bir kentten bahsediyoruz. Bir güzel yağ açmaya kalktığınız zaman çok ciddi anlamda bir kamulaştırma çıkacak. Havaray'dan bahsediyoruz. Onun da çok ciddi maliyetleri var bildiğim kadarıyla. Teknik olarak çok iyi etüt edilmesi lazım. Zor. Tek çözümü benim bildiğim bir yerin altından raylı sistem. Başka bir işi yok, şansı yokmuş kentin yani. Kullanmayacağız. O güzel. Benim bakın kullanmayacağız. Yani kullanamayacağız yani. Buyur. Şimdi ben Nasus'a gittim gidiyorum 75 yaşındayım. Allah uzun ömürsün. Ama evine gidip ders çalışacak öğrenci var. Evine gidip çocuğunu yurttan alacak, çocuğuna bakacak, yemek yapacak, bulaşığını yıkayacak, ütüsünü yapacak kadınlar var. Ben otobüsle seyahat ettiğim için, bunlarla haşır neşir olduğum için bu dertleri size anlatmak mecburiyetindeyim çünkü şehir plancısınız. Anlatabiliyor muyum? Yani kendi sorunum olarak algılamayın. Anladım. Lütfen. Yok. Bakın bu konuda ben bir aslında başka bir şey söyleyeyim. Şimdi planlama kavramı Türkiye'nin gündemine mesela İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki Mimarlık Fakültesi'ndeki planlama bölümü 1982 yılında açılmış. İlk planlama bölümü ODTÜ'de açılmış 1960 Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde. Oradan çıkan bütün şehir plancıları devlet planlama teşkilatı ve bakanlıklarda istihdam edilmiş. 80'lerle birlikte işte Mimar Sinan, İTÜ, Yıldız, 9 Eylül, Gazi Üniversitesi gibi üniversitelerde şehir plancıları yetiştirilmeye başlanmış. Ben 92 mezunuyum. Ben mezun olduğum dönemde gittiğim birçok yerde şehir plancısıyım diyordum. 12 diyorlardı. Artık anlatmakta zorlanıyordum. Çoğunlukla mimarım diyordum. Yani kısmen de yalan söylemek zorunda kalıyordum. Ya da kent mimarıyım diyordum. Bir şekilde kendimi ifade etmeye çalışıyordum. Şimdi bu kentlerin bu hale gelmesinin sebebi 100 üzerinden oranlarsa, yani %30 plancı varsa %70 aslında siyasetçilerdir. Yani şimdi ben bir şey demeden duramayacağım. O da şu. Şimdi ben 1968 yılında köyden geldim. 68, 69, 70'li yıllarda da televizyon ya bir şey gelmeye başladı. Bizim mahallede bir Yugoslav göçmeni var. Böyle tüpü koyuyor. Aradan yan yap, biz önden geçerken de seyrediyoruz falan. Bir iki yıl sonra televizyonlar biraz yaygınlaştı. Avrupa'yı, Amerika'yı gördük. Tabii ülkemizi çok seviyoruz. Şimdi orada o Amerikan filmlerinde veya işte Avrupa'dan gelen filmlerde o aileleri görüyoruz. Ya dedim, niye bizim Türk çocukları, şu onlar gürbüz, okulları güzel, önlükleri, elbiseleri, her şey güzel. Niye bizim ülkemizde çocuklarımız böyle değil diye hep üzülürdüm. Şimdi biraz hemen Hüseyin Bey bir şey söyledi. Dedi ki Türkiye'de dedi ilk belediyecilik Osmanlı'nın son döneminde Fransızlar ve yabancılar için işte Beyoğlu'nda olduğu gibi ilk orada yabancılar çok olduğu için Rumlar, Ermeniler, Yahudiler ve işte Fransızlar çok olduğu için ilk dedi belediyecilik ki belediye çünkü halka hizmettir. Yani oradaki insanlara hizmettir. İlk dedi oralarda 14 tane yanlış hatırlamıyorsam 14 tane yer yapıldı. Tabii insan şunu düşünüyor. Niye bizdeki şehir, işte biraz evvel söyledim. İTÜ'de, ben de İTÜ mezunuyum. İTÜ'de 1980'de kuruldu. 80'de mi kaçta kuruldu? 82'de kuruldu şehir plancılığı. Böyle bir şey olabilir mi? Bizim bunu kabul etmemiz mümkün mü? Niye hep geriden geliyoruz? Niye aşağılardan ille imrenerek geliyoruz? Böyle bir şey olabilir mi? Neden biz demiyoruz ki ya biz de bundan önde olalım? Onun için planlamada çok geç kalmışız. Ya düşünebiliyor musun? Diyorum ben 7 kardeşim. 7'miz birden köyden göçmüş. Niye göçüyorsun? Bir oraları boşalttık. Birileri gelsin otursun. Geçen başkanım şahit bir tanesi diyor ki merak etme diyor. Sizin köyün merasını da bu sene alacağız diyor. Kimse kalmadı. Alacaklar. Şimdi dolayısıyla söylemek istediğim şu. Doğru dürüst planlama yapmazsak maalesef sadece slogan üretiyoruz. Vallahi geçmişte ecdat böyleydi. Sen de ol. Elini tutan mı var? Çalış.
Ama maalesef sadece slogan üretiyoruz. Onun için abim konuşacak çok şey var da. Ben Şaban abi bilir genel başkanım. Dert bir değil elvan elvan. Gerisini sen düşün. Bu konuyu evet. ilave edin. Eyvallah. Kısa bir şey. Şimdi bakın Temin Kuzey'ini düşünelim. Bu tarafta Şahin Tepesi'li bölgemiz var. Altınşehir'in olduğu bölgede. Hemen onun biraz ilerisinde Bahçeşehir var. Bir bu tarafında da Kayabaşı ve Başakşehir var. Bakın aynı bantta burada Başakşehir, burada Bahçeşehir, ortasında Şahin Tepesi ve Altınşehir. Aradaki fark şu, birilerinde ikisinde yaşam kalitesi standartlara yakın ya da uygun, diğerinde değil. İkisinde harcanan para eşit. Çünkü aynı şeyler, yani ev yapmanın maliyeti çok az oynar. Yani orada yapılanla da öbür tarafta da yapılan. Değil. Bir tarafa mühendislik girmiş, bilim, akıl girmiş, bir tarafa gelmemiş. Orada bu hizmet eksik kalmış. Tek fark bu aslında. Yani demin Faruk abi söylediği gibi hani planlamada geç kalmışız. Sadece yok. Planlamada değil, bütün mühendislik dallarında aslında geç kalmışız. Biz bu tür işlere harcanan paraları biraz şey görüyoruz, lüzumsuz para gibi görüyoruz. Çünkü sonuç aldığımız değer değilmiş gibi geliyor bize. Bize eğer bir usta bir duvar üstüne bir taş daha koyarsa orada en azından bir duvar yükseliyor. Onu görüyorum ve diyorum ki ya tamam oldu, bunun parası hak ediliyor ama bir kağıt üzerindeki ifade edilmiş bir bilgi çok değer taşımıyor maalesef. Biraz sebebi bu. Buyur abi. Şey, mikrofonu verelim şey. Diyelim. Yusuf abi soracak. Yusuf abi en son alacağız. Az soru ister en son çıkar. Dur şimdi. Acele yok. Ben buradan idare ediyorum yani. Şey yapacağım. Sayın konuşmacı, çok güzel yerinde ifade ettiniz. Ben genel yönetenlerden emekliyim. Ama ben farklı bir soruyla yaklaşacağım size. Planlama diyoruz. Planlama deyince bir ekolojik kent projesi ürettik bir ülke olarak. Sanayi alanı ayrılmış. Ekilen, biçilen, ziraatın yapabileceği yer ayrılmış. Hayvancılığın, bahçıvanlığın yapılabileceği, tarımın üretebileceği yer ayrılmış. Kentin oluşabileceği bir yer ayrılmış. Bir ekolojik kent projesi üretebiliyor muyuz? Geç kalmıştık, daha hala devam edecek mi? Ben bunu soruyorum. Bir de ben arkadaşlara şunu istirham ediyorum. Mevlana Celaleddin Rumi diyor ki, kabahatleri örtmek de bir gece gibi, karanlıkları aydınlatmak da bir gündüz gibi olunuz diyor. Bu anlamda karanlığa fener tutalım, yol açalım. Bundan sonra ekolojik kentler projeleri yapalım diyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de bir ekolojik kent projesi yok. Yani demin bahsettiğiniz işte sanayi alanı, hayvancılık alanı, tarım alanları gibi bir takım planlama çalışmaları olan yerler var ama hepsinin bir bütün halinde tasarlandığı ve ekolojiye dayanan bir bakış açısıyla maalesef yok. Mevlana'dan bahsettiğimiz, belki bilgi olarak bunu paylaşabilirim sizinle. Konya, Türkiye'deki gecekondusu olmayan tek şehirdir, tek planlı kenttir. Altyapısı çözülmeyen hiçbir yere inşaat izni verilmemektedir. Yani Türkiye'de örneği yoktur. Bir tek Konya vardır. Yani hani planlı kentle yapılaşma, yani bir planın kapsamında altyapı sorunlarının da çözülmüş haliyle yeni yerleşim alanları açılması isteniyorsa Konya bu konuda belediye olarak yer gösteriyor. Bunları tamamladıktan sonra size inşaata izin veriyor. Öbür türlü vermiyor. Planlı, altyapı sorunları çözülmüş, gece konusu olmayan tek kent. Evet. Bisiklet yolları da var biliyorsunuz. Sizin soracaksınız başkanım. Buraya mı geleceksin? Konuşmak için mi? Buyur başkanım. Ya da gel buraya. Bildiğim anda başkanımın. Başkan böyle gel istersen. Yok sen burada otur. Başkanın bildiği vardır. İlk defa böyle yapıyor ha. Şeyin ortasında konuşma ihtiyacı. Şimdi çok sevgili dostlar. Ben de eski bir İstanbul'u sayılırım. Çünkü İstanbul'a 1950'de geldim. İşin temelinde yatan sebep İstanbul bir plan proje dahilinde gece konulaştırılmıştır. Eğer İstanbul gece konulaştırılmamış olsaydı İstanbul bir Vatikan oluyordu. Ben 1950'de İstanbul'dayım, zaman zaman hatırlatıyorum. Tarla başında bir apartmanda Bodrum'da oturuyorduk.
oturduğumuz sokak üç sokağa bakıyordu. Yani T şeklinde bir sokak. Ve bu üç sokakta üç tane Türk ailesi vardı. Tamamı Rum, Yahudi ve Ermeni. Beyoğlu İlkokulu'nda okudum. Sınıfın kaydeksiyeti azınlıklarla doluydu. Mısır Çarşısı bunların, Kapalı Çarşı bunların, Tahterkale bunların, Perşembe Pazarı bunların, bir de Burla Biraderler diye belki ismini duydunuz, işte ithalat ihracat işlerini yapan şirketlerin sahipleri. Yani ekonomi Türklerin elinde değildi ve Türkler üçüncü sınıf bir vatandaştı. İstanbul Şiş'le biterdi, Şiş'in ötesi yok. Ali Samiyan Stadyumu İstanbul'un çok dışında olduğu için oraya yapıldı. Topkapı Sur oralar varoş durumundaydı. Orada bir oturum falan filan yoktu. Ve neticede Maçka, Nişantaşı, Top Ağacı azınlıklara ait, bazı onlara ait, adalar onlara ait, Türklerin yaptığı şey kapıcılık, bekçilik, çöpçülüktü. Ve o hale gelmişti ki, yani Türkler ekonomiyi İstanbul'u, daha doğrusu İstanbul'a hakim olabilmek adına bu gece konulaşma süratle yapılması gereken bir projeydi. Ve o günkü yöneticiler ilçe başkanlarına birer ip vermek suretiyle her gelen vatandaşı arsa dağıtın dediler. Ve bana göre doğru bir projedir. Niye doğru? Çünkü mesela şimdi konuşuyoruz. İşte Anadolu'nun insanlar geliyor. Niye geliyor? Türkiye'de tarım ailesi mi kaldı? O zaman da kalmamıştı. Biz bazı kanunlarımız müstemleke ülkeler için hazırlanan kanunlardır. Bizim bu konuyla ilgili yani medeni kanunlarımız diyelim. Maalesef müstemleke ülkeler için hazırlanan kanundur ve bu kanunlarla Türkiye'nin iki yakasının bir araya gelmesi mümkün değil. Dünyanın hangi ülkesinde miras yoluyla tarım arazilerinin parçalandığı bir ülke var mı? Şimdi Faruk Bey'e soruyorum. Faruk Bey, sizin kaç tane tarlanız var memlekette? Söyler misin? Başkanım bizim işte kaç tane onu söyle sadece. Vardır abi. 15-20 tane var. Peki mesela şimdi bizim oradan kadrosu geçti. 100 dönüm erken bir tarlamız çıktı. 20 tane tapu geldi. Bu 20 tane tapunun da 17 tane ortağı var ve fizik hiçbir yakınlıkları yok. Amerika'da orta ölçekli bir tarım arazisi 5000 dönümden başlar ve tek parçadır. Şimdi biz de baba ilk cümlenin ilk dönemler için söylüyorum. Faraza 1000 dönüm arazisi vardı. 4 tane çocuğu oldu. Bu 4 baba öldü. 250 dönüme düştü. Dörder çocuğu oldu, 25'er dönüme düştü. Dörder çocuğu oldu, 2,5 dönüme düştü. Zaten bunlarda kimsenin kazanması falan da söz konusu değil. Yani müstemleke, bazı kanunlarımız için söylüyorum, müstemleke kanunları için, hazırlanan kanunlarla idare edildiğimiz için iki yakamız bir araya gelmedi. Ben İstanbul'da bu gece konduyu teşvik eden 12 devlet büyüklerimizi ben şükranla anıyorum. Ben bu fikri bir yerde konuşmuştum. Tekin Küçükhane ve Akkan Sürer dedi ki biz Cenab-ı Hakk'ı ziyarete gittik dedi. Yani o da senin sözüne yakın bir şey söyledi. Eğer dedi biz bu vatandaşları İstanbul'a teşvik etmeseydik İstanbul'un bir yeni bir papalık, yeni bir Vatikan olması için üzerimize çok büyük baskılar gelmişti dedi. Şimdi düşünün onu söylüyorum. Yani İstanbul'da oturuyorsunuz, İstanbul'un ekonomisi ve kayra eksileti azınlıkların elinde. Bu göç İstanbul'u 1453'ten sonra ilk defa Türklerin şehri yaptı. Ha burada bizim bir huyumuz var. Nedir bu huy? Biz önce biçeriz, sonra ölçeriz. Belki mantığa ters gelen taraf zannediyorum bu olsa gerek. Ama şimdi yani elhamdülillah işte o yıllarda 3 tane 5 tane mühendisler rastlamazdık. Bugün Faruk Bey'in deyimiyle söylüyorum 115 bin tane inşaat mühendisimiz olmuş. Bunu diğer kategorilere de bu şekilde dağıtabiliriz. Yani bundan sonra ne yapacaksak yapalım ama öncelikle bu tarım meselesi Anadolu insanları niye göndereceksiniz, nasıl göndereceksiniz ve niye gitsin? Yani bana göre devlet bir şey yapacaksa önce büyük araziler meydana getirecek. Bu büyük arazileri meydana getirenlere devlet teşvik verecek. Ne diyecek? Siz 1000 dönüm arazi meydana getirin, 2000 dönüm de ben meramla vereceğim diyecek. Düşünün. Size yeteri kadar biçerdöver vereceğim diyecek. Size yeteri kadar traktör vereceğim diyecek. Size yeteri kadar ziraat mühendisi vereceğim diyecek. Bununla ilgili antrepolar, depolar yapacağım diyecek. Yani teşvik böyle olur. Yoksa şimdi biz hani hayvancılığı teşvik için adama tutuyorlar, afyon 3 tane süt ineği veriyorlar. Adam bir ay bakıyor, 2 ay bakıyor ki onu doyurmaktan aciz kalıyor, kesip yiyor. Bunlara da teşvik diyoruz.
Yani bu ve buna benzer. Yani diyor, bir daha teşvik alıyor. Evet. Ben belki Mutat olmaz önce söz aldım ama bir hususu açıklamak için söz aldım. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi başkanımdan Allah razı olsun Cengiz abi dur. Acelemiz yok. Ne olacak? Bugün cumartesi. Keyfine bakacağız. Konuşacağız karşılıklı. Tabii benim anlatamadığım sıkıntı şurada. Ben yanılırsam da siz söyleyin. Çünkü geldim 60 yaşına. Şimdi inancımıza göre Allah-u Teala kainatta sadece ve sadece aklı insana vermiş. Aklında ne olduğunu sormayacağım, söyleyeceğim. Akılda doğruyla yanlışı ayırt etmedir. İradede bunu kullanmadır. Hani peş peşe getiriyorum çünkü hani cüz-i iradeyi de insana verdi. Bunu şunun için söylüyorum. Başkanımın dediğine %100 katılıyorum. İstanbul eğer Türkler tarafından 1953'teki işgali siz bakmayın o gün aldık. Gerçek manadaki işgal gerçekten de dediği şekilde olmuştur Türkler tarafından. Buraya kadar doğru. Ama diyoruz ki Allah-u Teala akıl vermiş. Diyor ki doğruyla yanlış hayır. Neden bunu planlı yapmayız? Bugünkü çilemizi niye çekiyoruz? Yani ben iş yapmaktan korkuyorum. Niye? Trafikten dolayı korkuyoruz. Yollarda geçiyor mesaimiz. Yazık günah değil mi? Yani enerjimizi niye biz buralarda öldürelim? Onun için niye biz Türkler, demin çok hoşuma gitti o örnek. Yani 1900'lerin başında düşünebiliyor musunuz? Belediyeci dediğimiz modern ve medeni bir hizmet önce gayrimüslimlere geliyor. İnanılır gibi değil. Neden biz o gece doğrudur İstanbul'un gerçek manada fethedilmesi bu gece kondular. Yani bizim Anadolu insanının buraya gelmesini oluştur. Ama diyoruz ki neden bu plan doğrultusunda olmaz? Neden aklımızı kullanmayız? Neden bunları planlamayız? Bizim sıkıntımız burada başka. Gerçi siz de sonunda onu söylediniz ama ben de bunu açma ihtiyacı duydum. Evet, Yusuf Bey buyurun sizi. Sizi alalım. Cengiz abi sen sonra kaldırdın çeneyi. Ali İbrahim abi unutmuş değilim yani. Değerli konuşmacımız Hüseyin Bey'e öncelikle teşekkür ediyorum. Aslında çok geniş ve bizim yarayan kanalımız şehircilik, şehircilik planı. Yani aslında işin özeti vicdanla cüzdan arasına sıkışmış maalesef bir bürokrasimiz. Tabii siyaset işin başka bir tarafı. Baktığınız zaman yani İstanbul'da hani istihap attı diye eskiden arabalarda yazardı şimdi de vardır. Şeyini doldurmuş bir şey bir şekilde altyapısıyla senelerdir aynı yollar, işte aynı altyapı, aynı kanalizasyon. Bir taraftan yeni de işte az önce isimlerini saydığımız yerler benim çocukluğumda hatta gençliğimde hiç böyle isimler yok. Bahçeşehir, Kayaşehir, Ataşehir hatta buraların çoğu da tanıma rahatsızlıktı. Fakat bunlar beraber senelerdir ihmal edilen bir şey var. İşte imar ve şehir planlama dediğimiz şey. Bir taraftan yeni yerleşim alanları açılıyor. Bir taraftan senelerdir bildiğimiz işte E5, o da 90'larda yapılan TEM. Ve TEM yoluyla beraber açılan sayısını bilmiyorum. Bir hayli ilçeler artık şey de değil, mahalle, köy de değil, bilmiyorum. Büyük büyük ilçeler. Ve bununla beraber İstanbul artık yaşanmaz. Şey, yani bunun sonu da bir akrep benzetmesi. Hani akrep yavruları doğduktan sonra anasını yer. Şu anda İstanbul'un durumunu da ben bu akrebe benzetiyorum. Yani büyüdü, büyüdü, büyüdü. En sonunda ne olacak? Dolayısıyla hem bu konuda yani yapılmayan ve her geçen gün bir kabus haline gelen ve yaşanmaz hale gelen İstanbul'u bir taraftan imar ve rantı yükselterek ve olmayan yerlerde yani siz daha iyi biliyorsunuz çok çok farklı imarlar ve var ve yoğunluk ve bununla beraber kesinlikle altyapısı olmayan, yolu olmayan hiçbir şekilde yaşanmaz hale gelen bir şekilde muazzam bir yoğunluk ve buna rağmen çok çok küçük diyelim, o da yeni başlanan metro ve metrobüsümüz. İşte şu anda İstanbul şu saatte hiçbir yerine ulaşım mümkün değil, her taraf kapımız. Şimdi böyle bir yerde de
planlamayı yani konuşuyoruz. Çok da güzel bir şey değil konu ama bu işin içinden nasıl çıkacağız? Çok teşekkür ediyorum sana. Eyvallah. Tabii Yusuf abi bizi iyice... Yani aslında çok var şey. Yani bu saatlerce konuşulacak bir konu ama... Biliyorum, evet. Şimdi bakın aslında biraz geriye döneceğim. 80'li yıllarda yani Büyükşehir Kanunu çıktığı zaman 3030 sayılı kanun Avcılar'a kadardı biliyorsunuz sorumluluk alanı. Diğer tarafta da Tuzla'ya kadardı yanlış bilmiyorsam. Şimdi 2004 yılında Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanları büyütülünce yani 5216 sayılı yasayla büyütülünce İstanbul İl Hudutları Büyükşehir Belediyesi'nin tüm sınırları haline geldi. Bakın o dönemde 79 tane belediye vardı. Tüm İstanbul içerisinde. Ve Büyükşehir Belediyesi 2009 yılına kadar araziye hakim olamadı. Yani şunu demeye çalışıyorum. Şimdi Binkılıç'ta belediyeydi. Bu tarafta. Öbür tarafta Orhanlı'da belediyeydi. Ve oradaki imalatı yönetmek, orayı kontrol altına almak Büyükşehir için tam 5 yılını aldı. Ve şu anda yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2010'dan itibaren ancak İstanbul'u kontrol altına alabildi. Yani tek bir noktadan artık görebiliyorlar, bakabiliyorlar ve yönetebiliyorlar. Bu 2010'a kadarki olan süre aslında herkes kendi bölgesini kurtarmış bir cumhuriyet gibi algılayıp istediği gibi çözümler üretti. Çünkü kimse bir başkasına bakmadı. Ben öyle yerler biliyorum ki iki ilçe sınırı düşünün. Bu tarafta bir plan var, bu tarafta bir plan var. Bu taraftaki planda bir yol geliyor 20 metre, geliyor bu diğer ilçenin sınırında bir adaya çıkıyor. Yere bağlanmıyor. Yani iki plan yapılırken hani alıp kenarlaştırılmamış bile. Yani birleştirelim bir bakalım ne oluyor diye bile denmemiş. Herkes kendi bölgesine işte yol istemiş, altyapı istemiş, üst yapı istemiş, sanayi gelsin istemiş. Ama herkes bunu istemiş. Otel olsun istemiş, ticaret alanı olsun istemiş. Hani münferit ortak bir akılla düşünülmemiş. Şimdi bütün bu parça parça gelişmiş yapılar birleştirildi, bir bütün haline getirildi ve bunun oluşturduğu sorunların bir şekilde hızlı çözüme kavuşması arzulanıyor. Diğer taraftan aslında bence en temel konulardan bir tanesi hani emsal ve rant meselesiniz ya. Şimdi özellikle bu 21. yüzyılda sermaye artık plan falan dinlemiyor. Sermaye kalkıyor. Diyor ki ben bugün kalkacağım buradan işte Avusturya'nın X şehrinin merkezine idari binamı koyacağım diyor. Bunun önüne hiç kimse geçemiyor. Sermaye geliyor ve bunu yapıyor. Öyle ya da böyle çözüyor. Yani bir plan var burada. Bu plana göre bu uymuyor denmiyor artık. Yani İstanbul'u bir hayal edin şimdi. Gökdelenleri düşünün. Bütün alışveriş merkezlerini düşünün. Yani bu sermaye karar veriyor ve ben burada böyle bir tesis yapacağım diyor ve geliyor bunu yapıyor. Aslında geldiğimiz nokta bu. Bir de son şunu söyleyerek bırakacağım. Ülkeler yok artık. Kentler var. Her kent kendi imajı ve kimliğiyle yarışıyor. Yani İstanbul gelişmekte olan ülkelerin kaderini de yaşıyor. İstanbul'a benzeyen şehirler söyleyebilir miyim size? İşte Kahire, Mısır, Meksika'da Mexico City, Brezilya'da Rio de Janeiro, işte Pakistan'da İslamabad. Bu kentler de çok büyük kentler. Yani nüfus olarak çok yoğunlar ve İstanbul gibiler. Demin başkanım hem çok farklı bir şey söyledi. Ben de aslında ilk kez duyuyorum bu konuyu. Bir de şey tabii ucuz iş gücü yaratma kavramı var. Yani bu göçün aslında değil mi? Belki de beyaz yalanıydı. Onu da bilmiyorum ama başkanın söylediğine göre. İstanbul'da bir sanayi var. İstanbul'da hizmet var. İstanbul'da ticaret ve ihracat var. Buna hizmet edecek iş gücü de lazım. Bunu da yaratmak durum bu. Şimdi mikrofonu yakınken Levent Bey'e verelim. Levent Bey uzakta kaldın ama olsun. Levent Ağoğlu. Çok teşekkür ederim. Harika bir konu. Niye? Biz İstanbul dünyanın merkezi sıfır meridyen konusunu zaten ASAM üstlenmiş durumda. Bunun misyonerliğini yapıyor. Öyle diyelim. Şaban Bey son derece değerli bir bilgi verdi başkan. Ben 58 doğumluyum. Şaban Bey de İstanbul'da olmuyor. Şaban Bey de 57 yılında İstanbul'a gelmiş. Şimdi
bahsettiğini adı üzerinde gecekondu Türkçe bir kelime. Türklerin koyduğu bir isim. Köy de yine Türkçe bir kelime. İstanbul'u biz geriye almışız. Ama demek ki Şaban Bey'in bahsettiği geri aldıkta o bahsedilen kanun, toprakların sürekli böyle mikroorganizmalar gibi bölünmesi. Demek ki biz daha devletimizi geriye alamadık. O kanun değiştiği zaman biz devletimizi geriye alabileceğiz. Dünyada tarım kıymetleniyor. Biz tarımdan dışarı çıkıyoruz. Bu nasıl mümkün olabilir? Burada bir şey var yani. Şimdi ben soruyu da soracağım da 1946 yılını çok önemsiyorum. 1946 savaşın bittiği Türkiye'de çok partili hayatın başladığı ve 11 milyon nüfus binlerce yıl boyunca Anadolu'da nüfus 11 milyon. 46'da ilk kez traktör köye giriyor ve bizim burada konuştuğumuz köyden kopma hadisesi yaşanmaya başlıyor. İnsanlar köyde çünkü işsiz kalıyorlar. Menderes döneminde traktör sayısı 10'a katlanıyor. Bu vazgeçilmez bir gelişmeydi. Şimdi bugün çok önemli Türkiye demokrasiye yöneltecek insanlar. İstanbul'u çok önemsiyorum. İstanbul'daki bu son yıllarda yaşanan İstanbul kötüye gitmiyor, iyiye gidiyor. Dünyanın merkezi olma konumunu tekrar ele geçirme aşamasında. Bugün Marmaray'la bir karşıya geçiyorsunuz. Ben yıllar önce arabamı sattım. Arabasızım. Ne gerek var? Yani benim şeye toplu taşıma araçlarında çok kısa bir şekilde karşıya... Ama eksik şu aşamada. Niye eksik? Sıçayla başlıyor. Ne o? Kaz Çeşme'de bitiyor. Bizim bunu sormamız lazım. Bu neden sapa bir yerde hala bitiyor? Bunun hesabını sormamız lazım. Bu neden devam etmiyor Halkalı'ya kadar? Planlama anlamında nedir? Yani işte İspanyol gitti, Fransız gitti, İtalyan. O anlamda bunları sormamız lazım. Soruyu şu şekilde soracağım. Size hani şehirleşme özellikle konunuz Hüseyin Bey. Buyurun. Türkler köylerde ne zaman yaşamaya başladılar? Şimdi biz Moğollar hep çadırda yaşıyorlar. Türkler hep biz göçebe miydik? Şimdi biz burada yine Şaban Bey'in bahsettiği tarzda söylüyorum. Çatalhöyük'ü biliyoruz. Çatalhöyük ama Türklere ait değil. Ha, orası bize ait de. Çatalhöyük milattan önce 8000 yılda. Yani 10.000 yıl önceki Anadolu'daki bir yerleşme. Gidelim olaya. Türk olmayan arkeologlar tarafından başlatılmış bir takım vakıflar falan. Ben peki bir Türk olarak 10.000 yıl önce nerede yaşadığımı, değil mi? Milattan önce 8.000 yılında Türkler neredeydi? Ben neden bunu bilmiyorum? Neden Cumhuriyet bana bunu öğretmedi? Yani şeyi nedir bunun? Şimdi köy hakikaten Türkçe bir kelime. Şehir bize ait olan bir kelime değil. İlk köyler neredeydi? Yani ilk yapı malzemeleri nelerdi? Biz çadırda mı yaşıyorduk yoksa Anadolu'nun dışında bulunduğumuz coğrafyalarda hangi yapı malzemeleri kullanılıyordu? Köy yaşantımız nerede başlamıştı? Çok teşekkür ederim. Vallahi çalışmadığım yerden sordunuz. Yani şimdi bu Türk tarihiyle ilgili ve Türklerin yerleşik hayata geçişiyle ilgili çok fazla bilgi sahibi değilim. Doğru söylemek gerekirse ama sonuçta bir Göktürk anıtları biliyorsunuz yazıtları var. Yani Türkiye'ye gidiyor. Belki Kuri Faruk abi daha iyi cevaplayabilir. Ben topu ona vereyim. Şimdi olur. Hüseyin abi olur. Ben alırım da Levent abi hakkını helal et de. Şimdi şu sözünüze katılamayacağım. Cumhuriyet bize niye öğretmedi? Siz 58 doğumlusunuz, ben de 57 doğumluyum. Önemli olan sizin öğrenip öğrenmeme isteğiniz. Ben mesela şunu çok iyi biliyorum. Moğolistan'da, Türkistan'da, Türkmenistan'da 5000 yıllık, 10.000 yıllık şehirlerin bulunduğunu arkeologlar bunları buldular. Tarihte ve arkeolojide yayınladılar. Şimdi dolayısıyla ben ecdadımın, yani siz bakmayın biz göçebe çadır toplumu, ben o bölgelerde gittim, gezdim, gördüm. Dolayısıyla önemli olan Cumhuriyet bize öğretti. Ben de Cumhuriyet çocuğum ve bana öğretti bunu. Önemli olan biz ne istedik? Çünkü biz niye? Cumhuriyet kurulduğunda biz şununla büyüdük. Türkiye Cumhuriyeti'nin iki tane şey var, baş ağrısı var. Bunu gayet iyi biliyoruz. Bize onu öğrettiler. Bir tanesi din, bir tanesi de Güneydoğu meselesi. Halbuki öyle değil. Biz ülkemizi sevmek zorunda. Ben onu söylüyorum. Aklımız var, iyi bir milletiz, ahlaklı bir milletiz ama bunu iyi kullanacağız.
Yani çok güzel bir şey söyledim. Cumhuriyet bize öğretmedi. Öğretti. Benden neydi de olmuyor. Ben şu anda Moğolistan'da, Türkistan'da, Türkmenistan'da 10 bin yıllık şehirler bulundu. Ve bunlar bizim ecdadımızın. Bunları isterseniz girin internete, girin arkeoloji çalışmalarına göreceksiniz onları. Ha biz Türkler bulmadık. İtalyanlar buldu, Amerikalılar bulduk, Kanadalılar buldu. Bu var. Gelelim köy meselesine de. Tabii biz de köylüyüz yani. Köyümüzde kimse kalmadı. Başkanım mezramısınız diyor ama ne yapalım, yapacak bir şey yok. Boşaldık geldik. Tabii İstanbul'da bizim. İstanbul'dan biz de umutluyuz. Bunun için buraya geldik. Bunlarda bir sorun yok. Sorun daha güzel bir hayata nasıl ulaşırız? Niye biz hep geriden geliyoruz? Dediğim gibi 68'de geldim. Filmlerde görüyorum ya niye bizim Türk çocuklarımız Gürbüz değil, güzel okullar değil, güzel öğretmenler değil. Ben ilkokulu köyde bitirdim. Bir tek oda, bir öğretmen, 1, 2, 3, 4, 5 çoğu bilir bunların. Aynı sınıftaydık. Öğretmen birinci saat bir sınıfa, ikinci saat bir sınıfa böyle ders yaptık. Niye daha güzellerine layık değil? Bizim ne eksiğimiz var? Bunları araştırırsak tahmin ediyorum o soruların cevaplarını daha iyi bulacağız. Evet şey, buyur abi sen epey oldu. Cengiz abi ondan sonra sıra sende. Buyur abi. Demet abi hakkını helal et ha. Canım bu fikir eyvallah. Sunum için teşekkür ediyoruz Hüseyin Bey'e. Şimdi bu kentsel dönüşümle alakalı tekrar gündeme getirmek istiyorum bu konuyu. Sizin de ilgi alanınız ve şeyiniz, mesleki alanınıza giriyor. Şimdi mevcut hükümet, mevcut belediyeler, mevcut dönemde çıkan bir kentsel dönüşüm var. Ama bu kentsel dönüşümün ben doğru bir şekilde uygulandığını düşünmüyorum. Demin tüm konuşmacı arkadaşlarımızın ve misafirlerimizin hepsinin, hepimizin ortak sorunlarımızın hepsi, inanıyorum ki bu kentsel dönüşüm doğru bir şekilde uygulansa, trafik, otopark, yeşil alan, çocuk oyun alanları başta olmak üzere bütün sorunlar çözülüyor. Değil mi Hüseyin Bey? Evet. Sorun içinde bir soru daha soracağım. Belediye meclis üyeliği diye okumuştuk sizin biyografinizde. Hangi partidendi? AK Parti. Şimdi soru içinde soru sormamın sebebi çünkü hepsi birbirine bağlı Hüseyin Bey. Bir de 1580 sayılı belediye yasasının çıkarıldığını ve bu çıkarılma öyküsünü de anlatırken de birazcık eleştirisel davrandınız. Şimdi hem 1580 sayılı yasanın çıkarılma şeyinde eleştireceksiniz, hem kentsel dönüşümün ransal dönüşüm noktasına çevrildiğini, ada bazda olmuş olsa inanın, ada bazda, parsel bazında değil de ada bazda uygulanmış olsa İstanbul'daki tüm sorunlar, trafik, otopark, yeşil alan, çocuk oyun alanları hepsi çok daha temiz, çok daha hijyenik, çok daha kontrollü olacağına inanıyorum. Ve tüm bu sorunların da mevcut aday olduğunuz şeyde, meclis üyeliği yaptığınız partide, dönemde oluyor. Bunlarla alakalı bir şeyde bulundunuz mu? Ben bu soruyu soracağım. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Peki, teşekkür ederim. Tabii bu 1580 sayılı yasanın eleştirilmesiyle ilgili başlayayım aslında. Şöyle algı oluşmuş anladığım kadarıyla. Ben işte AK Parti meclis üyesiyim ve Cumhuriyeti kuran ve kuruluşunda bulunan insanlara karşı da ön yargılıyım gibi bir hava hissettim. Kesinlikle böyle bir şey yok. 2003 yılında. Bakın, şöyle ifade ettim aslında. 1580 sayılı yasa çıktığı zaman işte yeni kurulmuş bir ülke var. Hem ekonomik olarak zayıf hem de insan kaynağı olarak zayıf. Yani ve bu ülke kendini dışarıya karşı güçlü, halkına göre de güçlü göstermek zorunda ki kolay kolay hani bir sıkıntıya düşmesin. Bu kanunun çıkış noktasında yani ruhunda böyle bir şey var. Yani diyor ki ben devletten beklenen bir şeyi halka bırakayım. Aslında halk yapsın. Hem demokrasi gelişsin hem de benim gücüm zayıf, bu gücüm sorgulanmasın. Bu mantık var diye söyledim ben. Yoksa ülkeyi kuranlara karşı ya da böyle kesinlikle söz konusu değil, olamaz ayrıca. Ya ben devlet tarafından okutulmuş birisiyim. Ben devlete karşı çok bağlı bir insanım. Diğer konuya gelince de kentsel dönüşüm yasası aslında bu işin ilacı gibi gözükse de ben tam öyle düşünmüyorum doğru söylemek gerekirse. Çünkü kentsel dönüşüm yasası ransal dönüşüm algısına dönüşmüş durumda. Ne demek bu?
şu demek, işte benim bir apartmanım var, 5 katlı, işte babam, annem, ben hepimiz oturuyoruz orada. Bir müteahhit geliyor, diyor ki kardeşim bize burayı ver, biz burayı yıkıp yeniden yapacağız. Tamam olur, ne yapalım? Bize 6 daire ver, verelim diyoruz. Ya da 7 daire istiyoruz ya da birebir aynen istiyoruz. Şimdi bakın, en azından birebir istemiş olsak bile müteahhit buraya sermaye koyacak. Bu binayı yıkacak, beni taşıyacak, kira bedelimi ödeyecek, sonra binayı bitirecek, ben oraya taşınacağım. Müteahhitin elinde kalanları müteahhit satacak, bütün masrafları karşılayacak. Yani bir var, bir inşaat maliyetleri, bir de müteahhitin kârı. Aslında ben 1-3 yaparsam, yani 5 daireyi 15 daireyi çıkartırsam finanse oluyor. Şimdi bu ne demek? Bir bölgede 10 bin kişi yaşıyorsa nüfusu 30 bine çıkartmak demek. Araba sayısı 5 bin ise 10 bine çıkartmak ya da 15 bine çıkartmak demek. Anladınız mı demek istediğimi? Aslında kentsel dönüşüm yasasının bence finansman boyutunu müteahhitler üzerinden çözmek noktasına bırakılmış olması biraz eksiklik gibi gözüküyor benim gözümde. Buna belki fonlar bulunabilirdi, kaynaklar yaratılabilirdi ama bu böyle olmamalıydı. Birçok insan var, duymuşsunuzdur. İşte mesela Fikirtepe olayında yani %70'lerle %80'lerle kat karşılığı ya da inanılmaz rakamlar değil mi Fahri Bey? Evet, metrekare satış fiyatları var. Bir sıkıntı bu. Bakalım nasıl çözülecek? Ben de merakla bekliyorum. Bir küçük eleştiriniz daha vardı. Yani bu sistemin sorunlarından birisi siz değil misiniz gibi. Ben öyle anladım. İstanbul'un bu hale gelmesin. Adı değil de ada bazda uygulanması için mevcut içinde yer aldığınız mesleki boyutunuz mesleğinden dolayı ve belediye meclis üyeliği konumunuzdan dolayı bir mücadeleniz olduğunu. Şimdi ben Mimar Sinan Belediyesi'ne başkan yardımcılığı yaptım. Sadece kendi bölgemle ilgili konuşabilirim. Bizim bölgemizde bir tane banka şubesi vardı, Ziraat Bankası. Kapanıyordu. Biz görevi bıraktığımızda 12. özel banka şube açmıştı. Yani oradaki ekonomik gelişmişlik ve hareketlilik anlamında söylüyorum. Bunu kesinlikle imar üzerinden ranta dayandırmadık. Aslında yolları yaptık, altyapıyı yaptık, okulları yaptık. Bölgeyi de biraz reklam olarak pazarladık. Kendiliğinden gelişti. Böyle söyleyebilirim. Şimdi iki tane soru alacağım. Etti 3, eyvallah. Çabuk çabuk kısa cevaplar. Halil İbrahim abi, sen ilk el kaldırdın, vakıf yöneticisi olduğun için kusura bakma biraz şey oldu yani. Buyur Halil abi, sen sor sorunu. Kısa öz cevaplar. Yok yok. Hiç ben sormayacağım. Kısa ama sert etme. Eyvallah, tamam. Feda olsun. Canım, teşekkür ederim. Yani ben 15 yıldır burada 3 kere soru soracağım. Soracağım ve uzun soracağım. Tamam abi, ben zannettim ki hani milletin sigara saati geldi, çay saati geldi, su saati geldi, ne diyeyim? Ben bilmiyorum. Buyur abi, şaka, işin esprisi. Kısa bir izahat yapacağım. Sonra da bir soru soracağım ama gene de o kadar uzatmayacağım. Gerçi bugünkü konferans konumuzda çok yakından ilgili değil ama Şaban Başkan giriş yaptığı için şu köy tarım mevzuna iki cümle sözüm var. Hemen hepimiz köylerden geldik. Amerika'da ya da Avrupa'daki 3000 dönümlük çiftlikler Türkiye'de uygulanamaz. Benim bu hususta bir benim doğrusturduğum şey var. Uygulanabilir bir şey. Bir ailenin işleyebileceği ve geçinebileceği kadar arazi, sulu arazi 80-100 dönüm, kıraç arazi belki 100-200 dönüm. Çünkü 3000 dönümlük araziden çiftlikler kurarsa marabalarla doldururuz etrafını, çok büyük dengesizlikler olur. Ayrıca şu anda %23 seviyesinde kırsal nüfusumuz, %1'e indirmemiz gerekir. Ki bu Avrupa'da ortalama %6-7 seviyelerinde gibi. Hepimiz köylerden geldik derken, ben de köyden gelirken orada bir arazim, çiftliğim, traktörüm, malzemem vardı, bıraktım geldim. Arazime o günün parasıyla 10 bin mark falan veriyorlardı dönümüne. Satmadım tabii, buraya geldim. Burada bir arsa aldım kendime. İşte onun 50 katını falan. Sonra aradan 20 yıl geçti. 3000 mark, 4000 mark seviyesinde arazimin bir kısmını nereden çıkardım. Dikkat çekmek istediğim husus şu, sorumla bağlantılı olduğu için satıyorum, kusura bakmayın.
köylerden gelirken bırakıp geldiğimiz yerlerdeki değerleri kat 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 aşağıya düşürdük geldik. Geldiğimiz yerdeki değerleri soğan tarlasıydı, benim ev yaptığım yer dönümü 3.000 lira falan gibiymiş bugünkü parayla, hatta 1.000 lira 500 lirayken biz 50 katına 100 katını aldık. Geldiğimiz yerlerin de değerlerini 100'e, 300'e, 500'e, 1500'e çıkardık. Şimdi biz burada değer artışı yap, değer artışına sebep olduğumuz için, değerleri biz yükselttiğimiz için bu arazide, bu arazinin eski sahiplerinin arazileri üzerinde okul, yol, cami, yeşil alan, yani bildiğimiz tüm sosyal alanlarda hakkımız vardır. Devlet oralara kamulaştırarak bizim bu haklarımızı bize vermesi lazım. Vermemiş. Ne yapmış? Bir okul müdürüyüm, bir okulda müdürdüm ben. Çevrede 8 tane arsa vardı okulun içinde, burası da okula dahildir diye devlet el koymuş. Bir vatandaş geldi gitti hasta. Köyünden gelmiş 220 metrekare bir arsa almış. Ne satabiliyor, ne devlete iade edebiliyor, ne de oraya ev yapabiliyor. Adam hasta, neticede öldüğünü duydum. Aç bir ilaç. Şimdi soruyorum sayın konuşmacımıza. Hani Amcana'da yaşadığım için sadece orayı biliyorum. 20 kadar arsa, alan, arsa değil alan ve bunun içinde parça 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 Anadolu'dan, Türkiye'nin değişik yerlerinden, hani Trakya'dan da diyeyim, gelen insanların gece kondu değil de bir ev yapmak için yaptı, arsalara el koymuş ama tarlalarına muhtemelen el koymamış. Esas kamulaştırılması gereken kamulaştırmamış ama oraya değer katanların elindekileri kamulaştırmış. Ne parasını veriyorsunuz, ne müsait satmasına izin veriyorsunuz, ne de inşaata izin veriyorsunuz. Bu bir gasp değil mi? Nasıl çözersiniz? Teşekkür ediyorum. Tabii bir gasp gibi gözüküyor aslında. Nedir? Kullanım hakkınızı elinizden alınmış durumda. Şimdi bu arsanın aslında bir evveliyatına bakmak lazım. Yani siz bu mülkü edinirken nasıl edindiniz? Ne konumdaydı bu yer? Yani bir arsa mıydı? Küreselleşmiş konut arsası. İmarı var mıydı? Yani bir imar durumu Almatçı Belediye'ye gittiğinizde size buraya konut yapabilirsiniz diye bir belge verilebilecek durumdaydı diyorsunuz. Ben böyle anlıyorum. Ben de böyle biliyorum. Yani parsellenmiş parsel. Biliyorsunuz 70'li yıllarda çok sayıda özel ifrazla arsa üretildi. Yani plansız alanlarda arsa tapusu var. Bakıyorsunuz vasfı tarla ama arsa diye geçiyor. Çünkü ada, pafta, parsel numaraları oluşmuş durumda. İmar planı yok ama. Şimdi Avcılar tabii ki öyle olmadığını ben de farkındayım. Çok muhtemelen şöyledir. Yani süreci bilmeden yorum yapacağım. Söz konusu arsalar boştur. O bölgeyi plan yapan yönetim 3194 sayılı imar kanununu öngördüğü bir takım donatılar var. Bu donatıların bu alanlarda çözümlenmesini öngörüyor. Kolay olanı da şudur. Boş gördüğünüz bir arsayı bu donatılarla planlarsınız. Dersiniz ki burası okul alanı olsun, burası sağlık alanı olsun, işte burası kültür merkezi olsun, burası belediye olsun dersiniz, burası da park olsun dersiniz ve bunu mevzuat gereği, yani gene 5393 sayılı belediye kanunu, yani belediyeler kanunu ve imar kanunu gereği belediye meclislerinden geçirirsiniz. Bir ay askı süresi var ve bu süre içerisinde kesinleştirirsiniz. Vatandaşın bundan haberi olmalıdır. Vatandaş eğer haberdar olur giderse itiraz eder. Askıdayken itirazı meclise değerlendirir ve sonuç alır ya da alamaz. Şimdi geldiğimiz ortadan biri mağduriyet var. Diğer okul alanında alınmış benim anladığım kadarıyla. Milli Eğitim kamulaştırmıyor. İhtiyacım yok diyor. Şu anda böyle bir şeye de para ayırmam diyor. Plan tadilatını yapmaya kalkıyorsunuz. Yani konut alanı almak istiyorsunuz. Büyükşehir'e gitmek zorundasınız başlangıç olarak. Büyükşehir'e gittiğiniz zaman size diyecek, git Milli Eğitim'den kurum görüşü al gel diyecek. Milli Eğitim'e gireceksiniz, Milli Eğitim diyecek ki ben kesinlikle izin vermem diyecek. Yani aslında kilitlenmiş bir yapı söz konusu. Bu işle ilgili kamuda, kamunun vatandaş nezdinde bu kadar gaddar ve olmasına karşın hukukta bir değişiklik oldu. Ne zaman?
2005'lerden sonra, yani 2010'lara kadar bu iş geldi. İnsanlar gidip dava açmaya başladılar. Dediler ki ben mağdurum, gel benim yerimi kamulaştır diye davalar açıldı. Yani kamulaştırmasız el atmaya benzeyen, hukuksal terimi tam bilmiyorum ama davalar açıldı ve kamulaştırma süreçleri sonuçlandırıldı. Bütün bu sonuçlar sonucunda herkes ilgili kurumun bütçesinden ya da hesaplarından bu parayı alabilecek duruma geldi. Baktılar ki durum böyle, çok ciddi anlamda kurumlar çalışamaz hale gelmiş. Bir torba kanunla, Sayın Savcı'm belki daha iyi konuya hakimdir, ben sadece yorum yapacağım. Torba kanunla şöyle bir hüküm getirildi. Her kurum, yani belediye, mesela örnek olsun, Küçükçekmece Belediyesi 2015 yılı bütçesi içinde bir miktar, %2, %3 olabilir, kamulaştırma kalemi ayırıyor. Siz Küçükçekmece Belediyesi'nin kamulaştıracağı alanda kalan bir parsele sahipsiniz, dava açtınız, hak kazandınız, Danıştay sürecini tamamladınız, geldiniz. Küçükçekmece Belediyesi'nden parayı istiyorsunuz. Belediyesi diyor ki, benim bu hesapta 10 bin liram var, siz 100 bin lira alacaksınız, bekleyeceksiniz diyor. Bilmiyorum anlatabildim mi demek istediğim. Yani vatandaşın hukukla kazanıldığı zeminde devlet bir refleksli davranışla yeni bir yasa getirdi ve vatandaşın manevra alanını da kısaltmış oldu, daralttı. Tamam, hukuksal olarak savaşı sürdürsen diyor ama paraya gelince diyor, ben sana ne zaman verirsem o zaman alırsın noktasına geldi. Yani zor bir durum. Mağduriyet devam edecek yani. Evet. Şimdi toplantıyı şey yapacağız. İki son soru. Bir tanesi Cengiz abi, bir de arkadaşımız var en arkada. Cengiz abi seni en son alacağız. Hakkını helal et. Arkadaşımız şimdi Cengiz de bizim yönetimde. Dolayısıyla yönetimde biraz beklesin. Eyvallah. Ben Sayın Vakıf Başkanımızın anlatmış olduğu konuda yaşadığım bu olayı anlatmak istiyorum. 1974-79 arası deri sektörüyle ilgilenmiştim. O dönemde işlenmiş derinin İstanbul'da pazarlamasını yapan 3 kişiden 5 kişiden 3'ü tekel durumda olan 5 kişiden 3'ü yabancı azınlıkların elindeydi. Ve o günün Türkiye'nin bütçesi yanlış hatırlamıyorsam 15 milyar Türk lirası iken bu kişilerden bir tanesinin deriye bağlamış olduğu para, sektöre bağlamış olduğu para 6 milyar Türk lirası gibi bir büyük bir rakamdı. Yine tahsisler, ithalatla ilgili tahsisler tamamen yabancıların elindeydi ve bu gerçekleri gördükten sonra kendi kendime dedim ki acaba Türkiye Büyük Millet Meclisi mi idare ediyor yoksa İstanbul'da her konuda tekelleşmiş yabancı azınlıklar mı idare ediyor sorusu çok uzun süre aklımdan çıkmadı. Dolayısıyla bu gerçeği biraz da olaylarla görmesi bakımından katkıda bulmak için bunu anlatmak istedim. Biz planlama deyince sadece ulaşım konusu üzerinde ve yapılaşma ile ilgili konu üzerinde duruyor. Halbuki planlamada insanların uzun vadede yaşayabileceği, gençlerin yaşayabileceği, çocukların yaşayabileceği, yaşlıların yaşayabileceği, rahat yaşayabileceği ne tür düzenlemeler yapılması gerekir? Ayrıca enerji sektöründe bugün ısıtmayı doğalgaza bağladık ama bir an için dışarıdan doğalgazın kesildiğini varsaysak acaba İstanbul ne durumda olabilir? Yani planlamayı bir bütün olarak bu şehirde rahat yaşayabileceğimiz bir planlama İstanbul Belediyesi'nde böyle bir planlama var mı? Zamana göre bu planlamalarda neler yapılabileceği 3 yıllık, 5 yıllık, 50 yıllık gibi bir planlama var mı? Ben bu yönü merak etmek istiyorum. Bir diğer konu da aslında İstanbul'a baktığımız zaman İstanbul'da bakıyorsunuz turizm sektörü var. Finans sektörü var. Kimyasal sektör var.
inşaat sanayi ile ilgili sektör var. Ama bütün sektörlerin merkezi İstanbul durumunda olunca tabii İstanbul açısından da çok rahat bir alan olduğu için gittikçe sorunlar çoğalıyor. Türkiye'de diğer büyük şehirlerle bir araya gelerek sektörler bazında yerleşim alanlarını farklı belediyelere kaydırılarak İstanbul'un sorunlarının biraz daha azaltılması yolunda bir çalışma var mıdır? Aslında bu yönüyle değerlendirmesi, planlamanın yapılması gerekir. Yani sadece İstanbul Belediyesi değil, tüm Türkiye'nin gelecekle ilgili planlamasının yapılması da bu konunun üzerinde durması gerekir. Bu konularda neler düşünüyoruz? Açıklama yaparsanız memnun olurum. Teşekkür ediyorum. Peki, ben teşekkür ederim. Tabii aslında çok zor bir soru. Şöyle başlayayım ben de. İstanbul'un bir 100 bin ölçekli çevre düzeni planı var. Ya biliyorsunuz 1995 yılında bununla ilgili çalışmalar başlamıştı. Sonra işte bir takım mahkeme kararlarıyla bunlar durduruldu. 2004 yılında İMP denen İstanbul Metropoliten Nazım Plan Bürosu gibi çalışan Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu bir merkez oluşturuldu. Orada yaklaşık 500'e yakın teknik kadro istihdam edildi. Bunlar bir çalışma yaptılar, bir plan ürettiler. Sonra bu plan mahkemelik oldu. Arkasından bu planda mahkemenin öngördüğü gerekçeler giderilerek yeniden düzenlendi ve işte prosedürünü tamamlayarak bir İstanbul'un 100 binlik planı var. Yani daha yeni. Yani İstanbul'u işte 1453'ten bugüne kadar düşünürseniz 2010'lu yıllarda İstanbul 100 binlik plana sahip oluyor. 1980'den 2010'lara kadar geldiğimiz süre ise 1982 yılında bakanlığın yaptığı 25 bin ölçekli çevre düzeni planı var ama o plan sadece merkezi işaretlemiş. Başka hiçbir yerle ilgili lekesel karar vermemiş. Yani kentin bir anayasası olmamış. Diğer taraftan bu sektörel planlamayla ilgili İstanbul'da üretime dönük olan alanların şehrin dışına çıkması ile ilgili zaten bir kabul söz konusu. Mümkün olduğunca şehir merkezindeki sanayi tesisleri şehrin dışında daha çok organize sanayi bölgelerine ve başka illere gitmesi için teşvik ediliyor. Bunların yerleri de işte ya konuta ya ticaret ve hizmete açılıyor. İstanbul kent olarak da üretimden çok ticaret ve hizmet ağırlıklı bir kente doğru gidiyor. Bunları söyleyebilirim. Şimdi son soru, sonra çayda devam edeceğiz. Cengiz abi, buyur abi. Ben Cengiz Yalçın. Mikrofon da geldi abi. Ben Cengiz Yalçın, Arantra Mühendisliğim. Vakfın yönetim kurulundayım. Fazla uzatmayayım. Zaten benim soracağım soruyu, konuşacağım konuyu sonuç arkadaşımız güzel bir şekilde sordular. O zaman kısaca benim sadece Çağber abinin söylemiş olduğu mevzu var. Hemen kısaca, yıllar önce ben bir toplantıda bir doçent hocamız demişti ki köylüyü bitirdiler, fevran ediyor. Hocam köylülük zaten bitecek. Televizyon varsa, Almanya'dan gelen varsa, yazın memleketine gidip de düzgün kıyafetli arabasıyla giren varsa köylülük zaten bitecek. Mühim olan köylülüğü nasıl özendireceksin? Şahbar abinin dediği gibi 1000 dönüm fazla olabilir. 1000 olmaz, 1500 olur, 1500 olur. Ali abinin de dediği gibi yani bu konu bir belki bir araştırma konusu, yeni bir planlama konusu. Köylünün yerinde tutulması. Ben belediye başkanımızın ilişki gördüm. Fırat Plast'ın köyünde gördüm. Bomboş. Akşam namazına gittim, cam boş. Öyleyse oradaki ailenin durdurulması, geri döndürülmesi için belki de özel olarak her köye has birer ufak işletme. Köyün yerinde tutulması kanun diye bir kanun atıyorum. Bu köyün nesi var meşhur? Şu. Çökeleği meşhur, şey meşhur. Neydi o? Peynir. Turun peyniri. Gibi. Köyle ancak öyle tutulur. Ha, bin dönümle tutulmadı ama belki 15 kişiyi öneren bir proje, Avrupa projelerinde olduğu gibi 15 kişiyi öneren ve şu kadar materyali öneren, şu kadar tahsilli insanı öneren aile projesiyle gidildiğinde
toprakta gösterildiğinde şu kadar toprağımız var denilebildiğinde devlet de tamam ben senin eşeğe kadar eşsini tamamlıyorum. Sana şu şekilde bir işletmeni, tarımsal işletme, üretim işletmesi, tarımsal işletmeni ben sana planlayıp veriyorum. Alın götürün diyebilmeli. Öyle bir kanunlaşma söz konusu olabilir. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Ömer abi kapatalım. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Peki bir şey söyleyeyim. Ömer abi sen de bağlı. Şimdi ben de Cengiz abi söylediklerine katkıda bulunmak istiyorum. Yani belki başkanımızın da söylediğine destek olur. Aslında bizim ülkemizde bir mülkiyet kavramı var. Yani tapu kavramı var. Hatta adalet mülkün temelidir diye bir laf bile var. Yani bizde Osmanlı'dan beri gelen bir tapu kavramıyla karşı karşıyayız. Mülkiyet kavramı o kadar yüce ki bizde, yani dokunulmazlığı söz konusu. Eğer biz bu mülkiyet kavramı üzerinden başka bir boyuta dönemezsek, ne köylerdeki o ifras ve bölünme olayları, ne parçalanmışlıklar, ne de şehirdeki bu sıkıntıları aşamayacakmışız gibi gözüküyor. Yani bu kavram, sahip olduğumuz toprak parçası kavramı bizde çok katı. Yani belki de esnek olmamız gereken, başka bir değere dönüştürmemiz gereken yapıyı sorgulamamız lazım. Başka türlü çıkılamayacakmış gibi gözüküyor. Teşekkür ederim. Yeni projeler deprem kuşağı üzerinde mi? Ayvalıdere örneğin bizim metro toz bakaran metro hattı deprem kuşağı üzerinde. Geçen gün iki kamyon kayalık parça getirdi. Büyük şehirlerin aradı. Alt çöküyor. Altta büyük bir tünel olduğu. Doğal bir tünel. Yani doğal bir tünel. Bir akarsuyun geçip gittiği veya başka bir sıvının akıp gittiği söylenebiliyor. Bu tüm yerlerin tespiti, yol haritası belirlendi İstanbul'da. Bunlar planlamada olmalı. Büyük şehir planında arkeolojik planların yapıldı mı? Eski yeraltı gömüleri, şehirleri belirlendi mi noktaları diye. Şimdi şöyle zaten bu 1998'inde yeni deprem yönetmeliği diye bir yönetmelik çıktı. Bu yönetmelik kapsamında zaten 99 depremiyle birlikte de yeni yapılan bütün planlar için genel jeolojik etüt raporları hazırlanıyor. Afet İşleri Genel Müdürlüğü'ne onaylatılıyor. İstanbul'un içinde de raporsuz bölge yok. Yani coğrafya hakkında, zemin hakkında her türlü bilgiye Büyükşehir Belediyesi sahip. Ama sizinki özel bir durum. Neden öyle olmuş bilmiyorum ama yani başka bir sebeptir diye tahmin ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Hatta kaybolan. Daha geçen hafta iki kamyon kaç yok istiyor. Yukarıda devam ederiz. Plaket törenim için Sayın Savcımızın ve Belediye Başkanımız Ramazan Bey'i müsterica ediyoruz. Buyurun.